Bu hayatımdaki en önemli sessizlik. Sen de keyfini çıkar tatlım. Aha mesaj geldi. Lan oğlum Sanem yazmış, nikah masasına oturmuşlar lan. Ne? Nikah masasına mı? Yetişemiyor muyuz biz düğüne be ya? Bas kız oradan vallahi. Prenses gibi kız. O yalık havağına yar olacak ya. İçim yanıyor be ya. Bassana gaza. Ya şam ağzını açma, ata ağızlı. Ah be abiciğim, böyle olacağını bilseydim yemin ederim ben Süpermen'in pelerinden dikerdim be ya. Kısmetten ötesi yok Cuma. Sen o pelerini icat etsen bile Şevkat'in kısmeti değilse bizim Kazım'a peştemal olur o. Cuma bana peştemalden bir tane pelerin yapsana, Süpermen pelerini. Hamama geleni uçururum vallahi. Uçun abisinin, uçun. Uçun bakalım. Kız da uçtu gitti. Minibüse bindik. Plaja gidiyoruz zannediyorsunuz oğlum ya. Düğün basmaya gidiyoruz oğlum biz. Düğün basmaya gidiyoruz ya. Uçan peştemal düşüneceğinize şu müşkül vaziyete bir çare bulun lan. Doğru dedin la Üzeyir. Ben sana bir mesaj atayım baba. Kızlar bu işleri iyi çözüyor biliyor musun? Oyalasın onları. At hacı. Şevkat geliyor. Nikahı baltala. Ay ne yapsam acaba ya? Ay! 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 Ah! Sanem! Ay Sanem bayıldı. Sanem? Sanem canım iyi misin? Bayıldı. Ya ne oldu sana böyle birdenbire? Su getirin çocuklar. Hayatım, nikah memurun sorusunu cevaplasaydın önce. Bak herkes bizi bekliyor. Beklesinler Bora. Kız bayıldı burada. Ah canım benim, ne oldu sana böyle birdenbire ya? Ay! Koş. Kaza yaptım. Kafayı falan hep vurdum. Bak koş, burnum kanıyor bak. Dikkat et. Burnum falan hep kanamış la. Biriniz ambulansı arayın çabuk. Lütfen. Sar kafayı sar. Kille çok cıvıdı ya. Ambulans arayın arkadaşlar. Fakat bu güzel Nevşehir kili galiba. Şöyle güzel bir çömlek yapayım ben bundan da. Kaza yaptım, merak etme. Ambulansı aradık, hemen geliyor. Geçmiş olsun canlar. Yardıma ihtiyaç var mı? Sakin ol. Azrail'de geldi. Öldüm o zaman ben. Atla mı geliyormuş Azrail? İyi misin? Hafiflik var ya biraz. Tabii de ben niye çömlek yapıyorum ya? Ne alaka, ölünce çömlek mi yapılıyor? Ben anlamadım bu işi. Allah Allah. Vay be Azrail Efendi. Atına atlayıp geldin ha. Ne yapalım, sıramız gelmiş demek ki. Gideceğiz, yapacak bir şey yok. Atla gelmişsin, iyi olmuş. Nasıl yapalım, ben arkana mı bineyim? O şekilde mi yapalım? Ne Azrail'i görmüyor musun? Padişah dublörüyüm ben. Film çekiyorlardı, koştur dediler, koşturdum, kayboldum. Vallahi mı la? He. Kardeş bak, gördüğün gibi benim araba taca çıkmış durumda. Şimdi benim çok acil bir araca ihtiyacım var. Sana bu iş için kaç para veriyorlar kardeş? 500 lira. 500 mü? At dahil mi? Dahil. Ben sana 100 karton yumurta vereyim, 3000 lira para eder. Sen şu atı bana ver, çok acil işim var. Hadi gözünü seveyim. Ne yumurtası ya? Organik köy yumurtası ya. Hadi gözünü seveyim. Hadi sevap bırak. Hadi sevap bırak. Gel. Hadi gel. Şey yapma, sen hiç merak etme. Dur, ben sana kartımı da vereceğim. Neyse, yerimde arıyor muhtar. Beni şey abarttın. Ya baba bir ambulans falan çağıralım, hastaneye götürelim. Tamam. Ay. Of, bir bu eksikti. Çüş! Kardeş ne yapıyorsun ya? Öyle ulu orta çüş diye bağırılır mı? At bu ya. Tamam oğlum, sen sakin ol. Sana demedi o, bana dedi. Tamam oğlum. Allah Allah. Hayret bir şeysiniz. Hadi oğlum, ha. Sanem'le mi yazışıyorsun lan? He? Sanem'le mi yazışıyorsun? Başka biri var. Oğlum sen mal mısın ya? Niye araya birilerini sokuyorsun lan? Sanem'le yazışsana, sorsana ki ha. Sordum hata ağzını, sordum. Cevap gelmedi hala. Oğlum kasmayın bu kadar ya. Şevkat zaten asfalt ağlatmıştır, varmıştır oraya. Bence asfalt Şevkat'ı ağlatmıştır. Şimdiye kadar asaletimden sustum ama şu konuyu hepiniz bilin. Tezene bana varmadan bu mahallede bir Allah'ın kulu sevdiğine kavuşamaz. Neden derseniz ahım var benim, ahım. Kara sevdalının ahı konformist adamın yoluna kırmızı ışık yakar. Devam et abi. Abi geç. Geç bak ışık yanıyor. Bu ne ya? At. At. Görmüyor musun? Tek beygir araç. Hem bunun yakıtı seninki gibi doğayı da kirletmiyor. Aslanım organik. Bu İstanbul'un delisinde bitmez ki zaten. Allah Allah. Ha! Lan ha dedim oğlum. Ha arkadaş hayvan medeni tabii. Bizim gibi sarıda geçmiyor. Aferin lan. Aferin. Hadi bak. Ha. Kardeş merhaba. Allah'ım. Beyaz atlı prens. Yok ya. Beyaz atı tutturdun da yani biz daha prens olamadık. Ya bu Cevdet Uçar'ın evi buralardaymış. Nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Ama şu tarafta olabilir. Ha bu tarafta diyorum ya. Allah'ım sağ olasın. Hadi oğlum. Ustam çoktan varmış düğünü alt üst etmiştir değil mi ya? Biz gidene kadar pastalara bir şey olmaz değil mi? Ay pasta. Aa lan at ağızlıya bak. At oğlum o zaten. Deli beyin zekalı. Üstündekine bak, üstündekine. Şevkat'tan bu. Yürü be koçum be, aslan parçası. Ganyancı mısın da mübarek? Yürü koçum, kim tutar seni be, hadi be. Bu sağ asla kestirmeden nasıl uzadı? Kızım ver. Daha iyi misin? Nasılsın? Yok ya, hiç iyi değilim. Çok fenayım. Hayat, gel bak biz yerimize geri dönelim. Hava sıcak, ondandır. Merak etme sen, gel. Ay, yine bayılıyor. Ay, Sanem, canım. Sanem, su iç kızım. Hı? Yok yok ya bakayım. Ah, Sanem çok iyisin, çok güzel gözüküyorsun gerçekten. Hadi hayatım gel. Gel biz yerimize geri dönelim. Bak insanlar bizi bekliyor. Hava sıcak, ondan olmuş olabilir. Heyecanlanmıştır belki. Olur böyle şeyler. Hadi hayatım gel hayatım canım hadi. Ay. Gizem, sen de bir şey yapsana. Ay ben ne yapayım? Nerede kaldı bu şefkat? Hop. Dur hemşerim dur. Ne yapıyorsun ya? Ne oluyor? Oğlum atı bırakın. Vallahi ezer geçerim size ha. Hemen toz ol buradan, yoksa seni bu attan indiririm. Oğlum. Yürü lan! Çekil! Bırak! Bora Teker'i, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın. Özgür irade... Durun! Ya... Düğün yapıyorsunuz, haber vermiyorsunuz. Ayıp değil mi? Ne oldu, ne baktınız? Hiç mi beyaz atlı prens görmediniz? E tabii siz de haklısınız. Artık bizden pek kalmadı. Ben türümün son örneğiyim. Esin, beyaz atlı prensin geldi. Bak, senden bir şey istiyorum. Lütfen şu kılçıkla evlenme. Çünkü ben bu bebeğe fena halde gıcık, sana da deli gibi aşığım. Yürü lan! Hal yok. Sakin. Bırakın gençler kendi aralarında sorunu halletsinler. Ya yeter be! Ulan ne saçma... Şşş! Sen karışma. Ben burada Esin'le konuşuyorum. Aradan maydanoz olma. Bak bazı insanlar fasulyedendir. Onların lafları gale alınmaz. Ama sen fasulye bile değilsin. Sen tam bir fasulye sırrısın. O yüzden otur yerine, çeneni kapat. Vallahi gelir döverim ha seni. Şevkat, Bana aşık olduğunu söylemek için evleneceğim günü mü bekledin? Aklın şimdi mi başına geldi? Akıl mı? Ben sana aşığım diyorum, sen bana akıl diyorsun Esin. Akıllı adam ha yanında duruyor. Ben aşık bir adamım. Ben kararlarımı aklımla değil, kalbimle veririm. Ve benim kalbimde de senden başka kimse yok. Temur. Dilin şimdi mi çözüldü senin? Yenge ne yapıyor ya? Allah'ın cezası. Kızım sen daha 2 metreden ayakkabıyı tutturamıyorsun. Bir de oturmuşsun nikah masasına ya. Sana ne be, sana mı soracağım? Özgür iradene ben karışamam yavrum. Ötenazi hakkını kullanmak istiyorsan İsviçre'ye gideceksin. Ya da burada devlete hülle çekip evet diyeceksin. Al sana ötenazi. Oldu mu şimdi? Yavrum sen beni zaten kalbimden vurmuşsun. Bu ne ki? Vay! Yeter lan sabrım taş. Lan git. Bırakma. Ayıp lan. Bora. Çok özür dilerim. Ama ben Şevkat'e aşığım. Aa, yürü be, yürü be. Çok güzel oldu onlar ya. Elitsin sen. Vallahi hep zarur etti. Oğlum seni var ya. Şevkat sen nereden buldun bu atı? Bu benim askerlik arkadaşım. Süvariydim ben askerdeyken. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Tut koçum. Koçum, hayvanı park et. Tamam. Yemeğin suyunu veriyorsun, kesme şeker verebilirsin. Güzelim seni sever, yakınlıkla vurarsın. Bir de güzel terini al. Bu kadar. Abi ya, şununla da bir tur atabilir miyim? At aslanım, at. Yalnız sarı ışıkta çok zorlama. Hayvan medeni agresyon yapıyor ona göre, tamam? Peki abi. Ha bu arada aklıma gelmişken bir yatırıver. Tamam abi. Bugün şanslı günüm. Bakarsın tuttururuz. Tamam. Evet, gel bakalım gelin hanım. Şevkat ne yapıyorsun? Yere indir. Yok kızım. Ayakların cıplak, şimdi cıplak ayakla basma. Hadi bakalım. Bizi yeni evi sandılar. Ha yok. Bence benim Alman Ligi'ne bahis yaptığımı anladılar. Ondan dolayı alkışlıyorlar. Acayip sürpriz oluyor çünkü biliyor musun? Yani cesaret ister Alman Ligi'ni oynamak. Demişler, nikahta keramet vardır. Şevkat resmen aşka geldi ha. Ama çok kötü oldu böyle çocuklar. Ne de olsa Bora ve Korkut Bey'le bir hukukumuz vardı bizim. Onlar da hazırlıklı gelseymiş Cevdet Bey yani. Bak biz havuz için böyle hazır kıyafetimizle geldik. Yani şimdi biz aslında buraya su topu oynamaya geldik de Cevdet Bey amcacığım. Tabii rakip bizi görünce böyle bizim kulaçlarımızdan korktu ve etti gitti. La oğlum havuza bir baksaydık la bunlar boncuklu Deli İbrahim hesabı böyle altın atmış olmasınlar mı? Yok be ya ben baktım havuzda hiçbir şey yok midye bile yok be ya. Biraz zengin düğünü yani affedersiniz siz ayrı. Cevdet Beyciğim niçin böyle yüzünüz asık üzgün duruyorsunuz? Onlar zaten besik kertmesi değiller miydi? Ne güzel mutlu olmanız lazım. Sonunda birbirlerine kavuştular işte. Canım ben Bora'yla evleniyor diye suratımı astım. Şimdi zil takıp göbek atma hakkımı Şefkat ve Esin'in düğününe saklıyorum. Vallahi Cevdet Bey yani siz hakkınızı istediğiniz kadar saklı tutabilirsiniz de ben hakkımı saklı tutmak istemiyorum. Hazır düğüne kadar gelmişken bir pastayı görseydik bari yani. Canım yok mu pasta, çocuklara ikram edin? O pasta sana zehir zıkkım olur inşallah. Bir nikah bozuldu. Ben tezelenle evlenene kadar bir sürü nikah bozulacak. Göreceksiniz. Benim ahım yerde kalmaz. Lan İsmail, yemin ederim gelişine bir patlatacağım böyle ağzına burnuna. Ne yapıyorsun be? Seni çomar seni. Millete fiştikliyorsun. Ne yapıyorsun sen? Sakin ol biraz. Vallahi veririm Bozkır'a. Yemin ederim çiğner seni, yerden kalkamazsın. Beygirler gibi tepişir üstünde ha. Pislik ya. Peki, madem bana aşıksın, neden nikah masasına oturana kadar bekledin söylemek için? Bir mani vardı da. Ha, mani. Acaba ne tür bir mani vardı? Çünkü ben sana bunu söyletebilmek için biriyle nikah masasına oturdum da o yüzden soruyorum. Nasıl ya? Ya sırf beni delirtmek için o Bora DNA'yla evlenecek miydin yani? Öyle şey olur mu? Sen deli misin ya? Neden? Sadece senin mi delilik yapmaya hakkın var? Ben de gayet böyle delilikler yapabilirim. Şevkat, sen daha beni tanımıyorsun. Ben aşık olduğum zaman her türlü deliliği yaparım. Hakiki aşka söz gerekmez. Of lan Niko. Oğlum bir sus artık la. Selo. Dinle de iki kelam öğren. Hakiki aşka söz gerekmez. Harfler ve kelimeler tısımlıdır. İki bebeği kaynağına yakın halde aşkla bağlamak için isimlerinin baş harfleri beşiklerine kertilir. Evet, beşik kertmesi söz değil, harftir. İki harf daima birbirini arar çünkü tek başlarına hiçbir zaman anlam ifade edemezler. E ve Ş harfleri yan yana geldiği zaman es oluyor. Harikasın Niko. Ne kadar güzel söyledin ya. Evet. Şefkat'le Esin'in baş harfleri de ne oluyor? Eş oluyor. Evet. Harika. İsmail, duyuyorsun değil mi? İyi bir bit. Bak şimdi Esin'le Şefkat'in isimlerinin baş harfleri yan yana gelince eş oluyor. İsmail'le Tezene'nin isimlerinin baş harfleri yan yana gelince it oluyor. Adamı böyle iki harfle mosmora derler. Arkadaşım gözümün önüne geldi. Ya babam ölünce annemle yalnız kaldık. Rahmetli bir dediğimi iki etmezdi. Yani hayatı boyunca da hiçbir şey istemedi benden. Ta ki son nefesini verene kadar. Beni çağırdı yanına. Oğlum dedi, senin beşik kertmen var dedi. Beşik kertmesi mi? Evet. Onunla evlenmezsen sana hakkımı helal etmem dedi. Böyle bir gol attı işte, son dakika golü. Ben de işte bu yüzden sana olan aşkımı itiraf edemedim. Hatta seni kendimden soğutmak için bazen öküz gibi bile davrandım. Kusura bakma. Ya beşik kertmesi kaldı mı ya? Kimmiş peki bu kız? Sensin. Ben. Ah, inşallah çok mutlu olurlar. Çoluk çocuğa karışırlar. Torun torba sevgisi yaşatırlar. Amin. 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 Efendim, yazılı olarak bize bildirdiğiniz evlenme isteğinizi biz de araştırdık, baktık, hiçbir mani bulamadık. Gerekirse hepinizin huzurunda, şahitlerin huzurunda nikah akdine geçmek istiyorum efendim ben. Ne diyorsun lan? Ata ağızlı. Sayın Cevdet Uçar, yanınızda oturan Marika Kalamaroğlu'nu hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. 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 Evet dedi. Ya? Yani neyin kafası bu? Ne oluyor? Evet, Cuma neyin kafası bu şimdi? Niye evet dedim ben? Cuma kafası be ya. Siz şimdi gelinle damadın yerine oturmuşsunuz. Ben de nikah memurunun yerine oturunca böyle bir şaka yapayım dedim. Yalnız şaka derken yarı yarıya da siz artık nikahlı sayılırsınız. Çünkü kaptanın kıydığı nikah kesin yarısı geçerlidir yani. Sen kaptan mısın lan mal? Kaptanım tabii be ya. İlkokulda takım kaptanıydım ben be ya. La geri beyi zekalı. Açık denizdeki gemi kaptanı kıyabiliyor nikah. Okul kaptanı değil, Angus. Allah Allah. Kermit'e bak sen be ya. Herhalde biliyoruz. Buradan kalkıp okyanusa açılacak halimiz yok bizim de. Ayrıca beni deniz tutar be ya. Cevdet Bey. Şaka maka evet dediniz. Başka ne diyebilirdim Marika Hanım? Merak ettiğim birkaç şey var. Mesela daha önce hiç aşık oldun mu? Bir ilişki yaşadın mı? Aşık oldum tabii canım. İlk gençlik yıllarımdı. O zamanlar tabii benim akıl bir karış havada. Bir kere aşık oldum zaten. Seni görene kadar. Ne kadar sürdü peki? İlişkimi unutmak mı? O kadar çok mu sevdin? Sevdik tabii canım. Amatör ruhla seviyordum. Bizimkisi paf takım aşkı gibiydi. Biz paf takımda kaldık. O arkadaş profesyonel mukaveleye imza attı. Ya Şevkat, şunu doğru düzgün anlatır mısın? Bir şey anlamıyorum. Futbol terminolojisi kullanmadan anlatabilir misin? Olur tabii de böylesi daha samimi oluyor. Ya bir de şimdi benim için aşk Beşiktaş'la başlayıp Beşiktaş'la bittiği için hep böyle kelimeler geliyor ağzıma. Ne yapayım? Peki profesyonel oldu dedin. O ne demek? Ya arsa futbolu gibiydi bizimki. Amatör ruhla, paf takım heyecanıyla seviyorduk. Sonra o zengin bir adamla evlendi. Yani bir anda paf takımdan Real Madrid'e transfer oldu diyelim. Çok üzüldün mü? Üzüldük tabii. O zaman daha toyuz. Koyuyor adama tabii. Daha yani o kadar arkasından yas tutacak bir durumum olmadı. Çünkü anne bir taraftan hasta, ölüm döşeğinde. Bir de rahmetli işte bu gider ayak beşik kertmesi golünü attı bize. O günden sonra da ben kalemi aşka kapattım. Ama sen öyle bir vurdun ki adeta ağları deldi. Yani sen o kızdan sonra aşka küsmüş müydün? Yok canım. Aşka küsülür mü hiç? Sadece fabrika ayarlarıma geri döndüm diyelim. Beşiktaş'la devam ettim. İsmi neydi? Seval. Kahve ister misin? Bora, bu kadar üzgün olmana gerçekten hiç anlam veremiyorum. Esin'le zaten aranız pamuk ipliğine bağlıydı. Yani bir ayrıldınız, bir barıştınız. Sen de bunu pek umursar gibi değildin zaten. Esin'i gerçekten sevdiğine hiç inanmıyorum. Bence kalbin kırıldığı için değil, egon sarsıldığı için bu kadar öfkelisin. Ya Gizem, kapa çeneni. Sana fikrini soran olmadı. Heh, baban da geldi. Senin de babanım be. Öyle mi? Ben bunu hiç hissetmemiştim ama. Bir kerecik bana kızım dedin mi? Gizem, sırası değil şu an. Ya baba, bugün yaşanan... Kes! Bugün şerefimizi, itibarımızı 2 paralık ettin. Tabii. Onlar da vardı değil mi bizim ailemizde? Sınırımı zorlama Gizem. Sana bir iş verdim, beceremedin. Evleneceğim dedin, kızı nikah masasından aldılar. Bu son şansındı. Bitti artık senin kredin. Bir daha şirkete uğrama. Gözüm görmesin seni. Kredi kartlarını iptal ettim. Banka hesap erişimini hepsine kapattım. Ulan bunca zaman uğraştım adam olasın diye. Sen ne yaptın? He? Her şeyi artık kendi işimi kendim göreceğim. Ne halt edersen et. Baba, benim babalığım burada biter. Bir oğlum yok artık benim. Geçmiş olsun Bora. Bak, gördün sonunda nasıl bir babam var. Ona benzemeseydin iyi ederdin. Sevgin nereden geliyor? Ya Esin, Allah'ını seversen sabahtan beri anlattırıyorsun. Sıkılmadın mı ya? Sıkılmadım. Hadi söyle, neden bu kadar çok seviyorsun tavukları? Çünkü ben küçükken bir tavuk benim hayatımı kurtardı. Nasıl yani? Şimdi ben 5 yaşındaydım. İşte yatakta yatıyordum. Baktım burada tık 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 bir şey yürüyor. Bir baktım akrep. Hemen anneme falan seslendim tabii. O gelene kadar o sırada pencerenin önüne tüneyen bir tavuk. Oradan sen uç, gel akrebi ye. Tavuğa duacıyız ya. Bak işte ben ama tahmin etmiştim. Yani kesin bir şey vardır. Çünkü bu kadar çok sevmesi çok saçma diye düşünüyordum. Ya anlamıştım değil mi? De sen de az tavuk değilmişsin yani. Hemen yedin ya. Ne alakası var ya? Ya bir sebep olması gerekmiyor. Ben hayvan seviyorum. O kadar ya. Ben işte tabii bu tavuk kanatlı illerden olduğu için onu daha bir ayrı seviyor olabilirim. Sen kuşları seviyorsun. Tabii kuşları seviyorsun. Çok da kara kartalı seviyorum biliyorum. Varsa başka merak ettiğin bir şey sor ya, çekinme. Çok. Sorayım mı? Yok, dur sorma. Ben bir mutfağa gideyim, bir yoğurdu alayım geleyim. Yardıma ihtiyacın var? Hiç ihtiyacım yok yardıma. Sen buyur başla, ben biraz çenemi orada dinlendireyim. Şimdi bu evin kirası ne olacak peki Bora? Esin'e kızdın, bana mı kesiyorsun cezasını? Kızım, anlamadın galiba. Kredi kartlarım, banka hesaplarım hepsi iptal. Ben bittim ya. Ben bittim diyorum, sen evin kirasını düşünüyorsun. Ben seni düşünürken sen benden başka herkesi düşünüyordun Bora. Özellikle Esin'e. Yalan mı? Oh olsun. Gördün sonunda gününü. Ayça, bana bak kendine gel. Ben hayatımda kendimi hiç bu kadar kötü hissetmedim, tamam mı? Sen böyle ters ters konuşmaya devam edersen elimden bir kaza çıkacak. Asıl sen benimle dikkatli konuş Bora. Ektiğini biçtin, kazdığın kuyuya kendin düştün. Kuyunun dibindesin. Yerini bil, haddini bil. Benimle ona göre konuş. Sen ne demek istiyorsun ya? Açık açık söylesene. Çok açık değil mi Bora? Sen giderken hoşça kal demezsin. Yine öyle yap. Ben de bu kez güle güle demeyeceğim çünkü. Batan gemi ilk önce fareler terk edermiş. Ya maalesef. Esin. Esin. Arkadaş uyudu da rahatladık ya. Ne konuştum ya. Çenem ağrıdı yemin ediyorum ya. Ben kendi rekorumu geçtim ha. Şimdi buna kalk yerine yat desem yine uyanacak, benim başımı şişirecek. Nasıl yapsak? Sen askerliğini komando olarak yaptın, sonra ne oldu? Sonra terhis oldum, askerlik bitti. Sonra? Sonra... oldu. Güzel bir uyku çektim. Daldım uykuya. Ondan sonra da... Takma bu kadar kafana Bora. Bende kalırsın. Babanla da zamanla düzeltirsin arayı. Ya oğlum Şevkat aklımdan çıkmıyor. Kafayı fena taktım herife ya. Onu var ya, anasından doğduğu güne pişman edeceğim. Sen de görürsün. Sen bizim Tayfa'ya haber ver. Şu Şevkat'i bir ziyaret edelim biz. Nem var nem. Çok nem var. Vallahi hava şerbet gibi efil efil esiyor. Sen sus lan tellak. Püfür püfür esiyor. Yılansa, yılansa bebişim. Boğaz kulaklarında. Sen benim telefonumu mu kurcalıyorsun lan? Ha? Ata hazlı. Senin telefonunu ne kurcalayacağım lan? E nereden biliyorsun o zaman kimle yazıştın benim? Kimle yazışıyorsun? Allah'ım üçü de biliyor. Sana geliyorum ya. La bu nasıl bir mahalledir arkadaş? Oğlum insanın bir özel hayatı olur. Biraz saygı duyun lan. Neredeyse onun rengini bileceksiniz ya. Kahverengi. Lan! Ne lan? Ortasında da pırtlağı var. Sen dün çay borçları için bana keseye gelmedin mi? Ha, yani ona tamam. Tamam da kardeşim yani siz benim Koreli kimsin senle yazıştığımı nereden biliyorsunuz lan? Ne? Ne? Kimsun sen? Senin Koreli kız arkadaşın mı var lan? Niye olamaz mı? Oğlum bizim bu Korelilerden çektiğimiz nedir ya? Önce dizileri şimdi kızları mı girdi la piyasaya? Selami, içte ne varsa dışta da o vardır. Çadas lügat buna algıda seçicilik diyor. Yani Üzeyir sana kimle konuşuyorsun diye sorduğunda zamir olarak kullandı kimi. Ama senin kızın ismiyle pisliği olunca özelini kendini öksürdün. Böyle isim mi olur lan? Senin kız Koreli değil, kesin Karadenizli. Kimsun ula sen? Bravo. Çok komik. Ya bro. Lan! Oğlum bak, biraz saygınız olsun ya. Geçin oturun lan. Geldim hayat. Geldim mi bir şey? Selamiye gel. Esin, peki nasıl biriymiş bu Seval? Güzel miymiş? Ay şeyden soruyorum, kimin nesiymiş, nereden geliyormuş? Bir de Şevkat sana şimdiye kadar neden anlatmamış? Ne bileyim ben, niye anlatmamış Sanem? Zaten bir şey söylemedi doğru düzgün, kapattı hemen konuyu. Ya ben de düşünüyorum, Şevkat'in şimdiye kadar hiç kız arkadaşı olmadı mı? Yani sen sormasan söylemeyecekmiş. Muhtemelen. Zaten hiç anlatmak istemedi. Aa, bir sır olmasın bu? Ay yok artık ne sırrı ya? Yaşanmış, bitmiş, yıllar geçmiş üstünden. Ama bak ondan sonra kimseyi hayatına almamış. Yani demek ki çok sevmiş. Esin bak dikkat et. Aşık oldum derken sakın yara bandı olma. Erkekler böyledir. Önce birine aşık olurlar, sonra onu unutmak için başkasına yanaşırlar. Sonra da unutamadıklarını anlayınca arıza çıkartırlar. Ay yok öyle bir şey yok. Siz de benim aklımı böyle boş yere bulandırmayın lütfen. E tamam, sen istemiyorsan üstünde durma. Biz öğreniriz. Ya biliyorsun, Sanem tutamaz kendini. Tutamam ben. Instagram hesabı ne acaba? Soy ismini biliyor musun? Şevkat bana nüfus kayıt örneğini verdi. Hatta TC kimlik numarası, kütük numarası, aile sıra numarası falan lazımsa yazayım hemen şuraya. Böyle daha kapsamlı bir araştırma yaparsın. Ya tamam niye öyle diyorsun? Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Ya Esin tamam Sanem biraz meraklıdır ama bak ben de arka çıkıyorum Sanem'e. Madem Şevkat sana bir şey söylemedi, birazcık araştırmamızda fayda var. Yani sen şimdi bugün hayır olmaz dersin ama sonra da içine kuşku düşersin. Yok ya ne düşecek? Düşer. Biz birbirimizi biliyoruz. Sen takıntı yaparsın. O yüzden merak etme bu iş bende. Ay, tamam ne yaparsanız yapın. Ama bak kimseye belli etmeyin sakın. Ortalığı da karıştırmayın. Zaten tansiyon yeterince yüksek biliyorsunuz. Ya sen beni biliyorsun. Ben çok güzel saman altından su yürütürüm. Kimsenin haberi olmaz. Ya ben Instagram'dan stoklayamazsam mahallede stoklarım. Kolay gelsin. Atla kız kaçırdıktan sonra ne oldu la? Ganyan oldunuz mu? He? Atın nerede Şevkat? Atını getirsene buraya, hatıra olarak saklayayım ben onu. Bana bak la Şebo, ne zaman evleniyoruz? Oğlum gel Kore'ye gidelim beraber bir çifte düğün hesabı ha. Size de günaydın küçük esnaf. Bizim günümüz aydın zaten Şevkat. Ama sen bir güneş gibi doğdun mahalleye. Ve biz o güneş hangi vesileyle doğdu, ne hikayeler getirdi bilmek isteriz. Sabah sabah rüyanda Dede Gorhut'u gördün herhalde Nikocan. Ne masal anlatıyorsun lan? Asıl masal sende oğlum. Esin'i beyaz atla kaçırdığına göre burada masal başlar. Gerisini anlat bakalım. Ha oldu ya. Şimdi böyle masal musala ya ayaküstü bana dedikodu yaptıracaksınız değil mi? Bırak Allah'ını seversin. Bırak. Gizem, Bora nasıl? Çok kızgın mı bana? Sence? Ya ben hiç istemezdim böyle olmasını. Ama... Aması yok Esin. Sen zaten artık Bora'yı sevmiyordun. Hem onun derdi başından aşkın. Babasıyla papaz oldu. Ya kızlar, bırakın konuyu şimdi. Asıl mevzuya geçelim. Esin, Şevkat sana evlenme teklif etti mi? Ya yok, ta evlenme falan teklif etmedim yani. Öyle bir ortam gelişmedi. Ha ne oldu? Çenem kopana kadar hikaye anlattım. Arkadaş, Esin'de de ne merak varmış lan. Kadın sordu da sordu sabaha kadar ya. Şevkat, her soru bir muhabbet kapısı açar. Bence senden teklif bekliyor. Ne teklifi la? Oğlum kızı nikah masasından aldık getirdik işte ya. Niyetimiz ortada. İlle de teklif yapmamız şart mı ya? Mutlaka teklif etmesi gerekiyor. Neden? Hı? Adet yerini bulsun. Yani ben de çok isterim onunla o anı yaşamak ama... bizim ilişkimizin de nereye gideceği az çok belli. Etmeyebilir yani. Ay, nasıl teklif edecek acaba? Ne demek lan nasıl teklif edeceğim? Verin nüfus kağıdını, ben işlemleri başlatayım diyeceğim. Oha! Angus, oha! Odun la bu herif. Yemin ediyorum odun ya. Ne yapayım oğlum? O zaman Come to Beşiktaş diye video mu yapsam la? Harbi odunsun Şevkat ya. Şimdi senin kolunu bacağını budasak, istif yapıp hamama koysak koca kış yetersin ha. La oğlum siz de tamam ya. Allah Allah. İyi ki bir kız kaçırdık anasını satayım. Şey yapıyorsunuz burada bana ya. Allah Allah. Karışmayın oğlum benim işime. De, bu iş değil. Aşk. Aşk. Önce dilini buna alıştır. Çünkü dilde ne varsa kalpte de o vardır Şevkat. Sen işle aşkı karıştırır. Aa öyle yumurta satar gibi Esin'le evlenirsen o aşk sefil olur oğlum. Ben de söylemesi. Niko, kardeşim gel bir öpeyim seni. Vallahi ilk defa anladım hacı sen söyledin ya. Gelişiyorsun Üzeyir. Ama ben bir şey söylemedim. Selami ile Kazım'a tercüman oldum. Eğer işle aşkı karıştırır, bu aşk Şefkat'i başka birine dönüştürmezse o zaman odun olur, çıra gibi yanar. Tercümenin meali budur Üzeyir. Şefkat, sen anladın mı? Tamam lan tamam, anladık. Allah. Bana bak lan, adayın iyisin. Heykeltıraş manitayı da yaptın. Artık var ya seni yontar yontar şekle sokar odundan ha. Bana bak. Tespihin boncuklarını sana teker teker yuttururum. Artık 12 parmak bağırsandan çekersin tespihi ha. Ah, tamam. Aynen böyle yaparsın kardeşimesine de. Gidersin, bak kızım bu yüzüğü ya barnağına takarsın ya da ben sana bunu yuttururum ha. Tamam aynen böyle ya. Odundan kalasa terfi edersin. Çayman yok lan sana. Yazıyorum hepsinin hesabına. Yaz lan. Ben de senin düğününe 10 gram bilezik düşündüydüm. Artık her çay için onun gramajından düşersin. Vay, bize bunlarla gerileyiz. Çay dediğin nedir be? Bilezik senin kanişin olur be. Anam, pitbull feda olsun. Şişt, içimden geldi bak. Evlenene kadar sana şu mekandaki her türlü çay, kahve, moko, koko her şey beleş. Net. Ha bu arada cebinde mangır falan da yoksa biz inceden bir tek taş koalisyonu yapabiliriz kendi aramızda. Aa. Ha, evet evet, kendi aramızda bir koalisyon yaparız yani. Hazır Niko da buradayken beyler isterseniz biz ihtiyar heyetini içeride bir toplayıp mevzuyu ciddi ciddi konuşalım. Ya şimdi... bu Esin usulen de olsa benden bir teklif mi bekliyor diyorsunuz? Herhalde oğlum yani. Uyan da balığa çıkalım la. La oğlum onu biliyorum da. Yani şimdi kızı zaten atla kaçırdım ya. Hani büyük bir hareket yaptık. Yani şimdi bunun üstüne böyle sıradan sığ bir teklif yapıp da hani ne bileyim yani kendimizi rezil etmek yani durduk yere bir alt kümeye düşmeyek diye söylüyorum. Ha, ben seni anladım. Yani sen diyorsun ki karizmayı çizdirmeden teklifle çıtayı bir üst seviyeye nasıl çıkarım onun derdindesin. Bak bu çocuk akıllı, bu çocuk zeki ha. Bravo, aynen öyle. Var mı önerisi olan? Açığım ya. Şevkat, şöyle bir şey yapalım. Ben Esin'le ikinize hamamı kapatayım. Tövbe estağfurullah ya, Allah Allah. Tövbe estağfurullah ya, Allah Allah. Sağlık, sıhhat işi. Neyse, sonra... kesenin içine tek taş yüzüğü koyalım. Göbek taşının ortasında Esin'e de ki... aşkım sırtımı keseler. Tam o esnada Esin kesenin içine parmağını attığı zaman... taştan karşılaşsın. Taşın dibine çöker, evlilik teklifini yaparsın. Nasıl fikir ama? İnan bu fikire Esin saygı duruşunda bulunmazsa... benim adım da Arşimet Kazım değil, zebercep vallahi. Kazım, yeni bir fikir beyan etmeden önce IQ testi istiyorum kardeş. En az 70. Elendim. Evet, başka önerisi olan? Bende var hacı. Nedir? Bende müthiş bir fikir var. Şimdi yüzüğü elmanın içine koyuyoruz. Ondan sonra da o elmayı ormandaki bir dala yapıştırıyoruz. Sen böyle yeşil hesabı, börtü böcek hesabı Esin'i ormana götürüyorsun. Ağacın altında elmaya uzanıyorsun, veriyorsun Esin'e. Esin elmayı ısırıyor, ısırıyor, ısırıyor. Tam bayılacakken kavruyorsun kızı. Tamam mı? Benimle evlenir misin Esin'cim diyorsun. Bak hem mitolojik hem entelektüel. Nasıl? Bana bir daha fikir beyanında bulunursan at kafası kadar ayvayı senin gırtlağından sokarım. Tamam mı? Mitolojiden girersin, kardiyolojiden çıkarsın. Şevkat, şatafatın yıldızları solar, sadeliğin zerafeti silinmez. Bunu unutma. Sade bir teklifte bulun. Esin'in karşısında diz çök. Yüzüğü ona uzat. Evlenmeye teklifini dile getir. Bu kadar basit. Ha ama bunu güzel bir yerde yap. Kümeste olmasın. Ağırda yap kardeşim. Ağırda. Hani şimdi kızı atlan kaçırdın ya. Ağırda yap. Hani samanlık seyran hesabı. Kızı arabayla kaçırsaydım da rot balansçıda yapacaktım değil mi teklifi? Tabii. Ne kadar basit ya. Nereye gidiyorsun Şevkat ya? Yumurtadan teyyare, selam söyle o yare. Şevkat? Nereye gittin sen öyle sabahın köründe çıkıp? Ya bu benim arabayı kaza yaptığı yerden aldım. Oradan da bu atını aldığım arkadaşı ziyaret edip emaneti teslim... yani işte atı teslim ettim kendisine. Sonuçta seni ona borçluyum. Hiç unutmuyorsun değil mi böyle şeyleri? Aslında sen çok ince bir ruha sahipsin. Ya sorma. O kadar ince ki ya devamlı kopuyor. Bana bağla. Hiç kopmazsın. Hayırlı işler. Bebeleri de kalayladık ama haklılar galiba ya. Bu kız benden baya teklif bekliyor ya. Çola. Efendimiz. Sen mesela sevdiğin kıza evlenme teklif edecek olsan nasıl edersin? Kızı konsere götürürdüm usta. Sonra yanına sahneye atlardım. Gözlerinin içine bakardım kul kul. Affedersiniz, benimle evlenir misiniz? Yo yo ye. Yeah. Diye rap yaparak teklif ederdim usta. Öyle gevşek gevşek. O kadar insanın içinde. Evet usta ne olacak ya? Bütün dünya duysun isterdim. Canlı yanı da girerdim sosyal medyadan. Ah ulan ya. Lan hakikaten ben biraz öküz müyüm acaba ya? Yani zaman zaman usta. Ne diyorsun lan sen? Mesela şu anda. Bak. Restoran yumurtası bunlar. Aynen. Ne o ya? Bir saatte fiyok mu yapayım? Bırak. Çek. Şaka. Karagöz pilav ol. Tamam. Şimdi çıktı dükkandan. Takip ediyorum. Merhaba. Merhabalar. Selam Selami. Selam. Sana bir şey soracağım. Böyle pat diye damdan düşer gibi, tamam mı? Sanem Hanımcığım, önce ben bir şey sorabilir miyim? Hem de böyle pat diye, sizin dediğiniz gibi damdan düşer gibi. Benimle evlenir misiniz? Pardon? Soru gayet basitti ama ben daha münasip bir dille sorayım ama hızlı cevap istiyorum. Tamam. Gittiğim yol değil biliyorum ama manzarasını seviyorum. Yani diyorum ki Sanem Hanımcığım, hani sizle ben aynı çatı altında diyorum. Böyle diyorum sonsuza dek diyorum. Hani yaşama ihtimalimiz acaba %kaç olur? Sıfır. Ama hemen sıfır demediniz. Yani biraz düşündünüz. Ya komşuluk hatırına soruyorum ya. Bu oranı biraz daha yukarıya taşıyabilir miyiz? Bak ben çok güzel bir adamım. Harbiden şeker gibi herifim yani. Sevdim mi böyle delikanlı gibi severim, dibine kadar severim, yaşatırım. Ya esnaf ağzıyla soruyorum, en son kaç olur ya? Sonuç değişmedi. Yine sıfır. Vay be. Sonuç benim tahmin ettiğimden daha düşük çıktı. Neyse, sağlık olsun. Hızlı cevap için teşekkür ediyorum. Rica ederim de bu soru nereden çıktı? Şimdi şöyle, muayyen bir süredir kuluçkada bekliyordu zaten bu soru. Acil bir durum var da onun için öyle sorayım dedim, öyle patlanarak. Siz ne soracaktınız? Ay ben mi? Aklımdan çıkıverdi, unuttum. Neyse, önemli değil. İyi günler, güle güle. Güle güle Sanem Hanımcığım da kararda bir değişiklik olursa acil bir dönüş yapın bana. Durum çok kritik, biliyor musunuz? Merhaba Niko Bey. Size bir şey sorabilir miyim? Hay hay. Kainat dalgalanan bir deniz gibidir. Dalgalar gider ve döner. Kainat yankılanan bir alemdir. Şayet biri senden yardım istiyorsa bir gün yardım edecek demektir. Eğer biri sana soru soracaksa seni bir konuda aydınlatacak demektir. Da ben henüz sorumu sormadım bile, siz anlatmaya başladınız. Buyurun Sanem Hanım, sorun sorunuzu. Eskiden Şevkat, Seval diye birine aşıkmış. Siz onu tanıyor musunuz? Evet. Ay gerçekten mi? Ya, yani tanıyorum tabii ama biliyorsunuz hepimiz suretten ibaretiz. Asıl olan ruhtur. Birinin ruhunu tanımadan sadece suretinden bahsederiz. Öyle değil mi? Kim birinin özünü bilmeden tanıyabilir onu? Kim bilir? Kim her şeyi bilir lan? Aha! Ya benimki öyle ayrıntılı, derin bir soru değildi. Benim sormak istediğim sadece Seval nasıl biriydi? Sanem Hanım, bu sorunun cevabını bu mahallede kimseden öğrenemezsiniz. Aa, Seval 10 numara bir kızdı be. Vallahi çiçek gibi yani. 10 numara 5 yıldız. Bunların aşkı var ya, dillere destandı be ya. Be! Ben de tezeni aynen o şekil seviyorum vallahi. Hatta aşk fazlasından kaderimiz benzerse diye ödüm çıkıyor. Yani büyük aşk yaşadılar, öyle mi? Aşkın büyüğü ve küçüğü olmaz. Gerçeği ve sahtesi olur. Bazen insan ilişkiyle aşkı birbirine karıştırıyor. Sahte aşktır. Ha bazen de birileri aşıkmış gibi davranıyor. O sahte bile değil. Yani Şevkat'le Seval'in aşkı sahteydi diyorsunuz. Sanem Hanım, ben ser veririm, sır vermem bu konuda. Şevkat'in bir sırrı mı var? Herkesin bir sırrı vardır. Ve bu sır kendinden bile saklıdır. Çünkü insan sadece ve sadece bu sırrın peşinden gitmelidir. Hakikat insan için özüne dönmektir. Lakin senden başkası yoksa sen de yoksun demektir. Yani artık Seval diye biri Şevkat için yok. Ya hayır, anlamamışsın. Konfüçyüs'ten bu yana bilinir ki zeki insanlar fikirleri, orta zekalı insanlar olayları ve geri zekalılar kişileri tartışır. Ben size burada hakikatten bahsediyorum Sanem Hanım. Ama siz bana tekrar Seval'i soruyorsunuz. Evet, bunu anladığınıza çok sevindim. Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Bana müsaade. Ah Temur, akılla ruh sağlığını aynı anda versen keşke. Ne anlatıyorsun sen be ya? Ferhat'la Şirin'in aşkı alt etmiş bunların yanında. Kavuşamadılar mı? Yani imkansız aşk mıydı? Ezberden konuşmasın öyle be ya. Ferhat'la Şirin aşkını sen nereden bileceksin? Ferhat aşkından dağları deldi de yine de içi soğumadı adamın be ya. Şirin'in her pencereye çıkışında dişçi çağırır, da buraya oturur. Onu daha uzun seyredebilmek için dişlerini tek tek söktürürdü be ya. Öyle böyle bir aşk değil yani. O kadar mı seviyorlardı birbirlerini? Çok dişliydiler. Kerpeten, teşekkürler. Şu usta, bu kerpetenle onların dişlerini tek tek sökmeye hazırdı o aşkı tasdik etmek için. Peki neden ayrıldılar? Şimdi canım ne sen sor ne ben söyleyeyim. Yani şimdi bunca yıllık mesleki kariyerimi Arşimet Kazım olarak sana söyleyebilirim ki akademik kariyer yapmış bilim insanları bile onların neden ayrıldıklarını bilemez. Herkes Arşimet değil ki. Suyu kaldırma kuvvetini keşfettikten sonra Evrika, Evrika diye sokaklarda gezsin değil mi yani? Bu şey gibi, bu kara delik gibi. Foton zerresinin yuvarlaklığının mucizesi gibi bir şey bu. Yani neden ayrıldıkları pek de belli değil. En iyisi sen git bunu uzaylılara sor. Allah Allah, bu nasıl aşk ya? Ben gideyim Sherlock Holmes gelsin. Sherlock bilmez, Sherlock komedyen. Hatta bir filmi var, hiç konuşmuyor yani. Bizim gibi, sessiz. Oldu, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Foton ne lan? Yuvarlak ışık, hüzmesinin tek tanesi. Şevkat'in sağ solu belli olmaz diye biliyorsunuz ya. Aa, Seval ondan beter be ya. Kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı hiç belli olmaz. Meteoroloji haritalarına sığmaz bir kız be ya. Konumunu belli etsen hareketlerini çözemezsin. Hareketini yakalasan konumunu kaydırırsın yani. Sen ayrıca Seval'i tesisat ustasına niye soruyorum ya? Belirsizlik kuramcılarına soracaksın onu. Kime soracağım? Kime? Ya mahallemizin kızı Seval işte ya. Şevkat'ın kazanacağı para benim mazotuma yetmez dedi. Buldu zengin kocayı, topukladı mahalleden. Kaçtı gitti ya. Bu konuyu niye bu kadar deşiyorsunuz ben anlamıyorum ki. Ustam da buldu sizin gibi güzel kadını. Oyalamak için kuramdı, muramdı, yardırdı gitti. Atımı koştu gitti. Zengin kocaya kaçtı gitti yani. İyi madem ben de öyle kaçayım gideyim. Geç oldu zaten. Otursaydınız biraz bayağı. Ne İyi günler. Çayınız bitmedi. İyi günler. Kaç. İsmail, ben bu kerpeteni elimden neden bırakmadım acaba biliyor musun sen? Fikrim yok. Ya, hadi. Gel lan buraya! Arkadaşlar bakın şimdi, ben şöyle çarşıda bir ağız yokladım ama hiçbir şey anlamadım. Ya kimse Seval hakkında konuşmak bile istemedi. Ya Şevkat'le Seval'in aşkını çok başka yerlere koymuşlar. Onların çok özel bir ilişkisi olmuş olabilir. Ben galiba nedenini biliyorum. Bunlar çok büyük aşk yaşamışlar. Mahallede, dillere destan olmuş aşklar. Seval başka biriyle evlenmiş. Zengin biri için Şevkat'i terk etmiş. Yapma be. Aynen öyle. Var ya, lafı ağızlarımdan kerpetenle almak zorunda kaldım. Sezgilerim beni yanıltmadı işte. Şevkat büyük bir aşk yaşamış, terk edilmiş. Sonra hayatına kimseyi almamış. Olabilir. Şevkat aşkta öyle maceracı biri değil. Bunu biliyoruz. Sevgilisine de çok aşık olmuştu muhtemelen. Onu terk edince de hayatına başka birini alamaması çok normal yani. Esin, sana diyorum yara bandı olma. Yani başkasının acısını çekme. Ay yok artık Gizem, o kadar da değil. Cık, unutmamış olabilir. Ya Seval hakkında kimse konuşmadı bile. Şevkat Seval'in adını bile duymak istemiyor belli ki. Ya hala unutmaya çalışıyor olabilir. Ya kafam o kadar karışık ki. Bir yandan çok üzülüyorum Şevkat için. Keşke böyle bitmeseymiş diyorum ama bir yandan da bencilce seviniyorum kendim için. İyi ki böyle olmuş diyorum. Niko! Niko! Ne? Ne var lan? Ya bu ibibik ciddi galiba ya. Allah Allah. Şelo, kolay gelsin çocuğum. Eyvallah abla. Evladım, sen emin misin be evlatçığım? Eminim abla, son kararım. Canım kardeşim, güzel kardeşim, bir tanecik kardeşim. Bak kızı tanımıyoruz, etmiyoruz. Ya erkek çıkarsa? Ha? Ya sana bir şey yaparlarsa? Gurbet ellerde. Dinini bilmezsin, dilini bilmezsin. Ne yapacaksın oğlum oralarda? Ne yapacaksın oğlum ya? Kardeşim Kore gazisi olurum, geri dönerim. Ben bu dükkanı devredip gidiyorum aga. Terk-i diyar ediyorum. La oğlum şurada kurulu bir düzenim var işte. Bunu bozup mu gideceksin la? Düzen mi? İş mi? Neyin işi la? Kimin işi oğlum? Kimin düzeni oğlum? Siz manyak mısınız? Oğlum bu dükkan 10 senedir bende, 10 senedir şu cebimde bir toplu para görmedim lan ben. Lidyalılar parayı buldu. Bizim mahalle hala serbest piyasaya açılamadı. Takastan ticaret yapıyoruz be kardeşim ya. Şevkat'a gidiyorum, çay veriyorum. Herif bana yumurtayla ödüyor. Sana geliyorum, çay veriyorum. Domatesle ödüyorsun bana. Ah. Abi at ağızlığa gidiyorum. Herif kese atıyor bana ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kardeşim boş dükkana kira ediyorum. Boş dükkana. Bittim la bittim. Tığ teber şampiyer artık. Burama geldi. Ah bak cebimdeki paraya bak. Ah. 10 yıl öncesi parası bak. Belki tedavülden kalktı, haberimiz yok. Olsa verelim yani de yok işte yani. Ne yapalım? Evet Selam, ne demişler? Zenginin parası, fakirin duası. Haklısın. Evet Selam, tık diye ödeyemiyoruz. Dua peşin. Ama para veresiye. Maalesef bu devirde hatırda para etmiyor. Hah kardeşim bak çok güzel bir noktaya parmağına bastın. Ben de bundan bahsediyorum ben Niko. Oğlum benim günahım ne lan? Gideyim bakayım dalgama ya. Durun be çocuklar, durun. Herkes kendi kaderini kendi çizer. Bakarsınız o da kendi sarayının kapısını kendisi açar. İstemem ama. Bak ne güzel bir noktaya değindi. Oğlum belki parayı bulacağım. Oğlum parayı bulursam size de faydam olur lan. Bir durun. Şimdi Selo'yu hallederiz, o kolay. Ama bizim için önemli olan... Mahallemizde iki güzel insan bir araya geldi. Onun için bir eğlence, böyle bir şeyler yapmayacak mıyız? Böyle oturacak mıyız? Sen Esin'le Şevkat'ten bahsediyorsun değil mi abla? Bravo Arşimet, bravo. Nasıl bildim re? Benim kafa açık ya onun için ablam. Keltosun benim. Marika abla doğru söylüyor beyler. Oğlum mahallede 7 gün 7 gece eğlence yapılacak olaylar ceyran ediyor. Siz benimle uğraşıyorsunuz. Kalkın gidin la. Şimdi yapmamız gereken bütün mahalleye haber salacağız. Yarın çok önemli bir şey olacak. Bütün mahalle pikniğe gidecek. Aha. Duydun mu Üzeyir? Topla zerzevatını. Kambersiz düğün, manavsız piknik olmaz. Haydi mahalleye haber vermeye. Herkese verin, unutmayın sakın. Tamam ama. Küsür tamam. Biraz daha. Allah hidayet versin cümlenize. Hadi, hadi. Şimdi de bir lokantada. Ne yapayım? 240 lira alacağım. Tabii. 10 liranız var mıydı? Var. Şöyle 250. Şöyle buyur. Sağ olun. Eyvallah. Yine ne geldin? Bütün çöpü karıştırıyorsun pis herif. Sana ne zararım var? Yiyecek arıyorum ben. Ya yürü git başka yere çöplen. Ne yapıyorsun lan sen? Seni ırgalamaz. Irgalar. Burası sokak koçum. Bak burası senin dükkanın, burası sokak. Bilmiyorsun sen. Bu adam bütün gün burada ve çöp karıştırıyor. Bütün müşteriler de bundan rahatsız oluyorlar. Ha, hassas konu. Görüntü kirliliği yani ha. Peki o zaman ben de senin bu vatandaşa böyle davranmandan rahatsız oluyorum. Nasıl olacak? Patronumuz böyle istedi, böyle yapıyoruz. Başlatma lan patronundan. Çöpünü atıyorsun at. Yürü git işine benim asabımı bozma. Yürü. Ellerini de yıka, ellerini içeride. Eyvallah kardeş. Sen canını boşa sıkma. Ben alışkınım böyle şeylere. Ben bir başka yere bakayım. Dur ya. Nereye gidiyorsun? Gel bir yemek yiyek beraber. Gel la gel. Şişt. Birlikte yiyip bereketli olur. Hem ben gurmeyim ben. Para almazlar benden. Gel. Gel gel. İsmail, ne olacak bizim bu halimiz? 2 adım ötemdesin ama hiç görüşemez olduk. Sanki aramızda dağlar var. Habire yüreğimin bam teline vuran tezenim. Elbet her şeyin çaresi bulunur ya. Hem mahalle pikniği olacak, esnaf heyeti sizi de davet edecek. Orada buluşuruz. Ya mahalleli piknik yaparken biz de seninle baş başa dağılırız. Bak hissedebiliyorum tezeni. Bu piknik hayatımızın pikniği olacak. Bütün evren sayemizde aşka doyacak. Ay. İsmail... Sen piknik olsan ben sana mesire yeri olurum. Sen benim kara toprağımda açan bir çiçek gibisin. Ya senle ben çizgili pijamalan atlet gibiyiz tezengem. Biz piknik için doğmuşuz kız. Piknik olur biz pikniğe gideriz. Piknik olur biz pikniğe gideriz. Kuytularda gezer gönül eğleriz. Kuytularda gezer gönül eğleriz. Oldu mu? Şurayı şuraya otur. Buyurun. Yemek yiyeceğiz. Maalesef beyefendi bugün bütün masalar rezerve. Allah Allah. Buranın sorumlusu kim kardeş? Benim. Ha, sensin. Peki bu kadar dünya kadar boş masa var da burada. Sen neyin rezervisin? Ne hayırdır? Ya milli futbol takımı mı geliyor gafili olarak? Bugün onun gibi bir şey beyefendi, evet. İyi, sorun yok o zaman. Lüşesku'yu ben daha önceden tanırım, samimiyetim vardır. Zaten onlar gelince, beni görünce o Şevkat'cığım diye gelirler benim yanıma otururlar, gafileye kaynarım. Sorun yok. Ama şey... Ama ney? Ama ne ama? Neyin aması? Ne ama? Oğlum gelmişiz şurada arkadaşımla 40 yılın başı bir yemek ısmarlayacağım. Benim neydi kardeşim adı? Salih. Salih arkadaşımla çıkmışız bir ona yemek ısmarlayacağım da sen neyin aması la? Yemeğimizi yiyeceğiz, paramızı vereceğiz, defolup gideceğiz Allah Allah. Otur Salih kardeşim sen, otur. Sipariş almayacağım mı kardeş? Peki ne alırsınız? Vallahi Salih Bey misafir, o söylesin. Ne istiyorsun? Çüş. Oğlum sen dükkana gelen müşteriyle böyle mi konuşuyorsun? Eti bereketi kaçarlar dükkanı. Ne istiyorsunuz beyefendi diye soracağız. Ne istiyorsunuz beyefendi? Sana yük olmayayım ben abi. Bana bir çorba yeter. Tamam sadece başım. Tamam koçum. Sen bize önden bir tane çorba getir. Ondan sonra da bir menüyü getir biz bakalım tamam. Yalnız... Ben de bir ellerimi yıkayayım ben. Sen bilirsin. Gir kız içeri. Bozkır. Sarımsak almayı unutma. Tamam. Ha. Yes, yes Bozkır Bey. Hayırdır? Ne var lan? Piknik var, piknik. Mahallece pikniğe gideceğiz. Ama önce kainata mutluluğumuzu daim kılsın diye şükran borcumuz var. Mahallece piknik yaparak sevinçlerimizi kainata yayarak çoğaltacağız. Ve kederlerimizi de çıplak ayaklarımızla toprağa vereceğiz. İnşallah amin. Toprağa vereceğiz negatifi. Ben bu kadar şey yapamam kardeşim. Yani zaten beni bozar bu işe ya. Kafam yorgun zaten. Muhtar ne yapıyorsun oğlum ya? Adam mavi ekran verdi ya la. Abi bu piknik. Bildiğin milli piknik yani. Sen de gel abi. Siz de gelin Gülperi abla. Gelin ya. Giyecek bir şeyiniz yoksa ben size çizgili pijama ayarlarım. Lan mahalle pikniğine gitmek için kıyafet şartı mı var? Oscar ödülü mü lan bu? Çizgili pijama işin alameti farikasındandır. Yani musikide olduğu gibi Bozkır Bey, her şey usulüyle güzeldir. Allah aşkına. Üsküdar Türk Musikisi Cemiyeti'nden geliyor bir konuşma bana muhtar. Senin usulünü biliyoruz biz. Kızı isterken gördüm ben usulü. Ay Bozkır ne olur gidelim ya. İçim şişti evde otur. Zaten sıcak evin içi. Ablam gelin ya. Ya babacığım ne olur gidelim. Bak pikniğe gidersek söz depresyondan çıkacağım. Bu iş tamam oldu be. Yok gitmiyorum abi. Niye be ya? Olur mu o şey? Ya bir de soruyor musun ha? Biz o pikniğe gideceğiz. Senin o ismi lazım değil. Kendi hiç lazım değil. Teke kılıklı çırak da gelecek pikniğe. Benim kızımı rahatsız edecek. Benim cinlerim tepeme çıkacak. Elimden bir kaza çıkacak. Pikniğe gidelim derken pat kodesteyim. Yok abi gelmiyorum. Baba lütfen. Hayır, gitmiyoruz. Bozkır Beyciğim siz hiç merak etmeyin. Ben ona öyle bir iş kitlerim ki değil bu seneki pikniğe, önümüzdeki seneki pikniğe bile gelemez o be ya. Ne diyorsun usta sen? Sus lan! Haklısın. Bu süne zararlısı pikniğe gelmezse biz geliriz. Hah! Oh, oldu bu iş be ya. Bozkır, dolmalık fıstık üzüm al, güzel dolma yapacağım. Yürü kız, yürü. Yürü. Ya ben... Tamam bu iş oldu. Gel bakalım takma kafana oğlum. Gel kalkma kafana. Afiyet olsun. Sağ olasın. Evet. Sorun bakalım Salih Bey'e başka ne alırmış? Başka ne alırdın? Oğlum o senin babanın oğlu mu lan? Ha? Ne konuştuk seninle? Sen nasıl seninle benimle konuşursun ya? Ya illa yüklü başlık almak için yalak halka yapacağım diye uğraşıyorsan başka ne alırsın Salih Beyciğim diyecek. Ya da Salih abim ne vereyim sana diyecek. Mesela diyeceksin ki şefin spesiyali var ondan getireyim mi diyecek. Ya da vali kebabı getireyim mi diyecek. Sor bakayım. Başka ne alırsınız Salih Bey? Salih kardeş, benim anladığım kadarıyla bu restoranın sığırlar meşhur. Oo. Ama biraz sinir var galiba. Ben de sinirli et hiç sevmem. Koçum sen bize oradan karışık bir şeyler yap. Ne varsa getir ya. Donat masayı. Hadi oğlum hadi. Vallahi. Senin gibi usta olmaz olsun be. Ben senin yanında çırak olacağıma keşke işsiz güçsüz kalıp açlıktan gebereydim daha iyiydi. Yaktın beni zalim usta. La bir sus Erkan be ya. Bir sus be oğlum ya. Erkan? Ayıpla kaç zamandır yanında çalışıyorum. Hala adımı bilmiyorum. Ben İsmail. Erkan kim la? Tamam İsmail. Pikniğe gelmek istemiyorsan adın İsmail olarak kalsın. Yok ben pikniğe gelmek istiyorum. Tezeneyle kurtu köşelerde cilveleşmek istiyorum diyorsan bence piknik için kodadan Erkan bundan sonra. Erkan. Usta beni pikniğe götür var ya adımı tezek koysam ben sade boyun bükerim. Bir planım var be. Karadeniz şivesi yapabiliyor musun bakalım sen? Yeteceksin usta tabii yaparım niye yapamayayım? Bravo sana be ya. Tamam sen bundan sonra Kuzey'in üvey oğlu Erkan'sın be ya. Benim Karadeniz'den gelen yeğenim. Tamam mı? Kabul usta valla tezekten daha iyi tınlıyor kulakta. Hayırlı uğurlu olsun Erkan'ım benim be ya. Gözlerinden öperim. Hadi bakalım. Çay söyle bakalım bize oradan. Hemen. Hayırdır? Yedek depoyu mu dolduruyor? Yok abi. Benim gibi birkaç arkadaşım daha var. İki gündür az dolaşıyorlar. Onlara götürecektim. Tamam ya, sen dert etme onları. Paket yaptırırız onları. Sen yemeğini ye, boş ver. Ama biz 10-15 kişi varız. Ya sana rakam soran oldu mu kardeş? Ayıp ediyorsun ya. Tamam, sen ye yemeğini. Efendim usta? Ha. Ha, yaptın. Tamam, ellerine sağlık. Yo, ben şimdi yemek yiyorum. Tamam, yemekten sonra hemen gelip alacağım. Tamamdır, sağ olasın usta. Hadi kolay gelsin. Canım, bakar mısın? Şimdi bize 15 tane ekmek arası döner yap. İçleri bir buçuk olsun. Salatasını, soğanını, garnitürünü falan bol tut. Birer tane de ayran koy yanlarına. Bir de şu sizin ufak paketteki o tatlılardan koyarsın. Tamam. İsmin neydi sen? İsmail. Tamam İsmail'cim. Hadi sana zahmet. Bir şey yap. Bahar Sultan, ne iş? Acayip kalabalık, ağır bir misafir var herhalde ha? Toplamışsın pazarı, almışsın, getirmişsin buraya kızım. Yarın mahallece plaja pikniğe gidiyoruz da onun hazırlığı var. Ne? Halk katılımıyla mahalle plajı ambiyansı. Tam da bana göre. Benim neden haberim yok acaba bundan Bahar? Sen mahalleden misin ki? Zibidi. Bak, sakın böyle ayak altında falan dolaşayım deme. Annem, abim falan orada olacak. Sen oraya fazla gelirsin. Ben bu dünyaya fazla gelirim var. Bu dünyaya fazla gelirim. Fazladan kötülük olsun diye gelmişim bu dünyaya. Ama çok müstesna, kimseye nasip olmayacak bir fıtrattır bu. Eleme fıtratımdan dolayı beni. Çünkü kör kütük. Seviyorum ulan seni. Senin o gözlerini oyar, kör yaparım biliyorsun değil mi? O kütüğü de kafana yersin. Ağzını topla. Atarını yerim seni. Seviyorum lan. Seviyorum lan. Seviyorum. Fazladan seviyorum. Aşırı seviyorum. Acayip seviyorum. Bu aşk herkese fazla gelir, sana az gider Bahar. Piknik örtün olayım. Yere ser beni. O pikniğe götür beni. Esin, sen evlenme teklifi bekleye dur. Ben evlenme teklifi aldım bile. Aa, kimden? Kızlar, ister inanın ister inanmayın. Selami var ya, Selami çaycı. Bana evlenme teklif etti. Aa. Ciddi ciddi, bayağı böyle yüzüklü, diz çökmeli falan mı? Yok. Öyle telefondan başını kaldırdı, pat diye benimle evlenir misin dedi. Ay çok saçmaymış. Esin, buralarda adet böyle demek ki. Sen de yakında Şevkat'ten evlilik teklifi alırsan sakın şaşırma. Ay yok canım, o utanır öyle. İnsanların içinde söyleyemez. Ya Esin abla, Şevkat abi çok zarif biri. Utanmak değil. Yani özel şeylerini dışarı taşırmak bile istemiyor. Yaptığı iyilikleri bile saklıyor, biliyorsun. Biliyorum, haklısın. Ama eminim çok özel bir şekilde teklif edecek. Usta vallahi ellerine sağlık. Fırtına gibi halletmişsin arabayı. Ha işte ben de... Bir gün ayrı kalınca özlüyorum bu mereti, ne yapacaksın? Şefkat, bir sıkıntı olursa gel. Biz seni özletmeyiz. Her zaman buradayız. Eyvallah usta, vallahi. Ödemeyi haftaya hallederiz, tamam mı? Sağ olasın. Doğaçlama ilerler. Hadi bismillah. Ya Şevkat, gördün mü? Dünya ne kadar küçükmüş. Seninle görülecek bir hesabımız var. Görürüz. De sen hayırdır böyle futbol takımı gibi 11 kişi toplayıp gelmişsin? Bari 7 tane de yedek getireydin yanında. Şevkat, hesabın çok büyük. Hani sen ağır abi takılıyorsun ya, o yüzden hesabın da ağır olacak. Anladın mı? Fark etmez. İstersen 100 kişi gel. Ama sana iki çift lafım var. Esin seni sevmiyor oğlum. Senin de ne altlar karıştırdığın ortada. Eğer o kızı adam gibi sevseydin ben hiç araya girmezdim. Uzatma Şevkat. Senin ihtiyacın olan tek şey hızlıca kaçmak. Ama inan biz yakalarız. Sen bizden kaçamazsın. Beşiktaşlı adam kavgadan kaçmaz koçum. Zaten ne zamandır seni şöyle bir evire, çevire, limitsiz dövmek istiyordum ama Esin arada hız tümseği oluyordu. İşte sırf o yüzden, bunun için hayatımda ilk ve son kez sana teşekkür ediyorum Bora. Lan buraya! Gel lan buraya! Bak! Doktorlara fazla iş çıkarmayın. Bırak tamam. Dağılın. Bizim çocuklar gelin böyle. Oğlum bana bak. Sokakta kavga edeceksen önce sokağın kurallarını bileceksin lan. Hiçbir yer ıssız değil koçum. Hadi yürüyün gidin şimdi. Hepinizden Allah razı olsun. Vallahi hazır gibi yetiştiniz. Yemek için teşekkür ederim. Kesene bereket abi. Ya. Eyvallah abi. Estağfurullah, lafım olur. Ya lafı olmaz. O zaten bizim aybımız. Esas siz sağ olun. Ben Salih arkadaşa zaten kartımı verdim. Herhangi bir ihtiyacınız olursa bana ulaşırsınız. Yani elimizden ne gelirse yaparız. Bilmiyorum ne gelir ama en kötü yumurtalarınız benden olur kardeş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. İyi bakın kendinize. Direkt minibüse atalım hacı bunları. Piknik çok eğlenceli geçecek bu sene be ya. Domates salatalığı kim al? Ya, hiç yardım etmiyor be ya. Selam. Domates salatalığı kap bakalım benim müsaade. Ne olmuş la buna? Bilmiyorum ben be ya. Suratım uçmula gibi olmuş. Yürü bakalım. Bir derdini alıyormuşum. Ne oldu lan ne bu surat? Cam. Ne olmuş cama be ya? Yok bir şey. Kafam bozuk. Surat da bozuk tabi haliyle. Emniyetsiz surat felakettir oğlum. Sen söyle bize emniyeti bulalım la. Ya kardeşim gelenlerin hiçbiri dükkanım işlemediğini görünce almıyor, defoluyor, gidiyor işte. Gelen zaten yarım saat kalıyor, bakıyor teneke. Devam. Herifin biri de akıl veriyor bana. Umumi helal yap daha fazla para kazanırsın hesabı. Harika fikir lan. Süper. Satma hemen bir dene lan. Öyle mi diyorsun? Deneyelim o zaman senin dükkanı yapalım. İçine bir güzel. Ata ağızlıya bak ya. Gülme lan sen de. Neden güldüysen ben de evet. Gidemeyeceğim zaten Kore'ye. Kalacağım burada, dükkan elimde patlayacak ya. Neyse yarın bir tane herif gelecekmiş de kesin dönüş yapıyormuş Türkiye'ye yurt dışından. Herif tabii buranın işlemediğini görürse o da almaz. Ne yapacaksın? Almazsa aldırırız be ya. Nasıl yani? Yani orasını ben hallederim ama seni biraz masrafa sokabilirim haberin olsun yani. Oğlum şampiyon lan şampiyon. O zaman ben ucuza hallederim onu ama sen bana önümüzdeki sene bir hafta Kore'de o zaman misafir edeceksin. Oğlum. Sen bu işi çöz. Tatil senin pitbullun olsun. Cuma sen ne anlatıyorsun lan? Harbiden lan. Vallahi billahi bak. Tamam o işi ben halledeceğim o zaman sen hiç merak etme. Yalnız şeyi merak ediyorum ya. Sen Kore'deki yengeyle acaba nasıl anlaştın dil olarak yani? Sence? Bilemiyorum ki be. Aa! Translator. Translator. Hiç aklıma gelmediydi be ya. Biliyorsun ben böyle şeyleri pek beceremem. Şimdi sana bir şey soracağım. Acaba diyorum... Yok, acaba yok. Benimle... Gıdak ne ya? Gıdak ne Matilda ya? Daha teklifi yapmadım, hemen basıyorsun gıdak nedir ya? Bir dinle, bir şey yap, bir... Allah Allah ya. Ya Esin, teklifin tamamını duymadan ağzını açma. Sen niye böyle yapıyorsun yavrum ya? Hemen avukat, sen de oradan Allah'ını seversen bık bık etme. Ben... Yapmayın abi böyle. İzlemeyin abi, bakmayın. Siz bakınca ben yapamıyorum. Sana ne oluyor Angelika? He? Sen bunun sadıcı mısın? Lütfen ama ya. Biraz ciddi olun, biraz şey yapın ya. Böyle şey yapıyorsunuz, abuk subuk hareket yapıyorsunuz ya. Bu iş öyle şakaya gelmez. Hadi geç abi, geç. Böyle olmaz. Geç kümesi, hadi başla. Hadi. Hadi yavrum, hadi. Hadi bakalım. Hadi, geç. Geç. Gel. Angelika, sen de amma yaydınız ha. Geldim. Heh. Bak, baştan alıyoruz. Lütfen konsantre, tamam mı? Gizem, Şevkat bana evlenme teklif edecek. Kesin bilgi. Aman sakın yaymayalım. Hanımefendiler, beyefendiler, dediklerimi anladınız değil mi? Sıcak, samimi oyunculuklar istiyorum. Tıpkı dizilerde, sinemalardaki gibi. Tek eksiğimiz kameramız yok. Doğal olacağız, dakikalarımız var. Son kontrolleri yapıyorum. İçerisi, kulağınız son kez bende olsun. Bakın, aranızda profesyonel yardımcı ve oyuncu arkadaşlar var. Lütfen onlardan performans bekliyorum bugün. Yalnız sözleşme gereği ödemelerinizi 45 gün sonra yapacağım. Onu ben de yani. Mahallemizin sıcak duygusunu yaşatıyoruz. Ama nümayiş yok, kargaşa yok, tamam mı? Varmış gibi yapıyoruz. Anlaşıldı mı? Tek sıra yapalım. Herkes şöyle hazır olsun. İçerisi yediğimizden, içtiğimizden zevk alıyoruz. Lütfen böyle. Cuma. Uyandırma, adam geliyor, uyandırma. Gel, oğlum yok, gel. Saatlerdir bekliyorum artık. Kapıyı açın ya. Ben sırada bekleyeceğim. Abi sırayı bekliyorum. Senin şekerin mi var sen? Niye sinir yaptın böyle durup da? Oğlum yükselt, geliyor adam. Abi bekliyorum ben. Açın kapıyı, gireceğim ben. Arkadaşım parayla değil, sırayla ya. Allah Allah ya. Ama ayıp. Sekuriter. Lütfen atlayalım. Anladım. Lütfen parasıyla değil, sırasıyla kardeşim. Tamam, yok bir şey. Ama lütfen bakın sizin yüzünüzden... Merhaba, hoş geldiniz. Lütfen. Selami ben, Olsen. Eyvallah. Osman diyordum ya, az kalsın. Ya tabii, Norveç'te bir takım arkadaşlar bana Osman derler de... ...köyde bile Olsen diyorlar. Çünkü ben baba tarafım Kayserli, anne tarafım Ostolu. Ben anneme çektiğimden dolayı böyle sarışınım. Ha, sarı. Yani annen sarışınsa baban bayağı kapkara yani. Esmer. Babam esmerdir ama bayağı bir adam değildir. Geçelim mi? Neyse, geçelim. Buyurun. Önden buyurun lütfen. Tek sıra haline girelim, düzgün sıraya girelim. Pardon, rezervasyonunuz var mıydı acaba? Oğlum bizden manyak mısın aç? Pardon. Herkes sırada da bir şey yapmadı. Buyurun. Geçelim istiyorsanız şöyle daha geniş. Selamünaleyküm. Yasas. Aleykümselam. Ay, buranın namını Instagram'dan çok duydum. En sonunda dayanamadım, kalktım geldim. Özel çayınız var mı acaba? Buranın spesiyel çayı Selami'dir hanımefendi. Bu çayı Seylan'da bile içemezsiniz. Öyle mi? Getirin lütfen. Ama fincan da olsun. Tabii. Ben de bir fincan daha çay istiyorum. Görüyorsun, müşteriler kuyrukta bekliyor. Bir fincandan fazla veremiyoruz, kusura bakma. Ben buranın muhtarıyım. Bir bardak daha hakkım olmalı. Tabii ki Muhtar Beyciğim, var çay hakkınız da hani saat 21'den sonra hani gün içerisinde en fazla 2 çay tüketebiliyoruz ya burada yoğunluktan. Bey muhtarım. Çok yoğun usta ya. İşte dükkan böyle ya. Gel bir hava alalım. Gel. Afiyet olsun. Arkadaşlar hani çayımızı içen de dışarı çıksın şimdi. Arkada arkadaşlar bekliyor ya kapıda, şey yapmayalım fazla ya. İyi günler. Yine bekleriz. Rezervasyonunuz için neyse acaba? Yalnız tek çay içme hakkınız var ona göre. Yani ikinci çayı veremiyoruz. İkinci çay için ben kendini burada arakir yapan arkadaşlar gördüm ben yani. Hadi geçin bakalım. Geç. Tamam. Lütfen ama rica edeceğim. Bana var, araba senin mi? Benim. Kıyak değil mi? Fena biliyor musun makine? Ya bırak araba işi de bırak. Kardeş, 12. Sen bu kadar kar eden bir dükkanı niye devrediyorsun? Sen bana ol bir de bakalım. Şimdi Olsen kardeş, benim biraz gönül meselelerim var biliyor musun? Benim bir tane manitam var Kore'de. Gelemiyor kızcağız, ben gitmek zorundayım. Yani bak, gördüğün yer bir aşk mekanı, anladın mı? Bak, kültüre bak, mahalle kültürü bak, akıyor ya. Burada alayı burada, Avrupa, Türkiye, Japon alayı burada. Anladım. Alırım ben burayı ya. Tam da böyle bir yer arıyordum, böyle yarı turistik, anladın mı? Cuk oturdu vallahi. Sen kaç para istiyorsun, ondan haber ver kardeş. Şimdi şöyle babacığım, KDV dahil Stopaj da içinde bunun. 50.000 dolar ateşlesen çözeriz bu işi. 50.000 dolar? Ne? 50.000 dolar yani. Ya baba benim Kore'de o başlık parası mevzularım var. 50.000 dolardan başlıyormuş başlık parası. Namussuzlara bak ya. Ya kardeş sen desene ya. Kore diye desene ya. Bak güzel kardeşim Kore'de Türkleri çok severler. Hele ki dersen ki dedem Kore gazisi. Net %50 indirim alırsın ya. Hadi ya. Sen nereden biliyorsun lan? Norveç nere, Kore nere? Canım kardeşim sana bir soru soracağım ben. Neden İsviçre saatleri böyle yuvarlaktır da Kore saatleri dijitaldir? Ne bileyim lan ben sormak bile gelmedi aklıma yani. Ha, gelmez tabii akla. Çünkü Avrupalılar yuvarlak gözlü. Koreliler çekik gözlü. Her ülke kendi milletinin çıkarları doğrultusunda teknoloji üretir canım kardeşim benim. Koreliler de çekik gözlü böyle yatay oldukları için dijital saatte böyle yataydır. Rakamlar böyle harfler gibi sırasıyla olur. Tamam, anladın mı? Tamam. Tamam canımın içi. Güzel kardeşim benim. Sen şimdi onu bunu geç de buraya 50.000 dolar ateşliyor musun sen? Ne yapalım, nasıl yapalım? Bak canım kardeşim, bizim Norveç'te çok güzel atasözleri vardır. 1. Ateşi erken yakan erken üşür. 2. 50.000 doların yarısı 25.000 dolardır. Ben sana vereyim 25.000 doları, gitsen Kore'ye, başlık paranda indirim yapmazlarsa bu güzelim Koreli kardeşleri sana ayıp ederler. Ha gene başın sıkıştı, ben sana buradan ateşlerim ya, biraz daha takviye yaparım. Tamam lan, tamam anlaştık ama bir şey diyeceğim lan. Heh. Delikanlı gibi, 25 ateşle. Bir de üstüne bir 1000 ateşle. Şimdi 25'i ben gideyim başlık parasına vereyim. Anladın mı? Anında görüntü 1000 de yol yapayım. Ya canım kardeşim bu kadar para kazanıyorsun sen. Bir 1000 dolar yol paran yok mu ya? Aa, tabii doğru dedim be. Ben ayrıntıyı unuttum. Çok özür dilerim. Var olmaz mı ya? Benim milyona yakın param var be. Hah milyon dedim. Bak kalbimi çaldın. Kore'de elektronik borsa hisse senetlerini oynayacaksın tamam mı? Gerekirse Olsen abin sana hangi kağıtları atacağını bir SMS'le yollar kardeşim tamam mı? Büyüksün lan Olsen. Yemin ediyorum şu kafa zehir. Sen bu dükkanı var ya, harbiden dünyaya taşırsın marka olarak. Net kardeşim. İnşallah. Hayırlısı olsun. Kardeşim o zaman biz fazla şey yapmayalım. Şimdi Türkiye'de de böyle bir atasözü var. Hani Norveç'te var ya, burada da var. Heh. Diyor ki, para peşin, kırmızı meşin hesabı. Ha bak kurna. lan geç. Bakalım notere doğru sen bana bir ateşle diyor. Hadi bakalım geç kurna. Cuma Bey ilgilenelim burayla. Burayla ilgilenelim. Tek sıra halinde lütfen şey yap. Çözeceğim oğlum. Selametle Selami Bey. Selametle. Sakin olun, sakin olun, sakin olun, sakin olun, sakin... Kestik! Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oo, ne zahmet ettiniz ya. Buyurun, selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun. Hayırlı işler, hayırlı olsun. Eyvallah. Evet, Olsen kardeş. Öncelikle mahallemize hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyelim. Amin diyelim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin işler güçler nasıl? Süper. Şükür. Kapının önü kuyruk. Esnaf memnun. Kardeşim senin imaj maker'ın kim? Made in Turkey, orijinal. Orijinal? Orijinal. Ya yok kardeş. Bu arkadaş İskoçya muhaciri de tabii. Bunun baba tarafı bu Kelt kavminin Tellak boyundan. Ondan kaynaklı böyle Ekosya falan, merak falan. Neyse, senin esas bu Olsen falan ne ayak? Ha, benim ismi dedem koymuş kardeş. Benim dedem öz hakiki Viking'dir. Şimdi bu boynuz vardır ya, içi boş boru gibi Norveç'te böyle üflerler onu. İşte bebekler doğduğunda o sulu kulağına ismini onunla üflerlermiş. Dedem de o boruyla kulağıma Olsen diye üfleyince benim adım Olsen olarak kalmış. Aslında Osman olacakmış da öz hakiki Viking dedemin bana attığı bir kazık olmuş. Ama ben adımı severim ha. Yani deden Osman koyacakken Olsen koymuş yani ha. Bayağı bildiğin Vikingmiş deden yani senin. Peki boru ne oluyor acı boru? Boru ne oluyor acı boru? Boru dediğimiz şey sizin hoparlör dediğinizin Norveç'teki atası oluyor. Yani sizin için zurna neyse bizim için Oslo'da boru odur. Şimdi... Peki sen böyle siz biz falan şey yapıyorsun da sen Türkiye'li değil misin kardeş? Hayır, benim babam Kayserili de annem Oslolu. İşte o yüzdendir ki ben anneme çektiğimden dolayı bu katkısız ve saf sarışınlığım oradan geliyor. Bu yüzden Türkiye'de biraz dikkat çekebiliyorum. Bir de sizden biraz farklıyım. Bedenim biraz hassas, öyle güneşe falan çıkınca hemen hassas tenim hemen alerjik bir reaksiyon gösteriyor. Emre Mor mu, Mesut Özil mi derseniz? Ben derim ki Mesut Özil, tek geçerim. Ben de kendimi Volkan Demirel gibi hissediyorum veya küskün hayata karşı. Acaba diyorum bizim bu mahallenin havasından mı suyundan mı akıllı insan gelecek mi? Tamam. Cuma, bizim Cuma biraz böyle espri sever falan. Neyse tamam oldu o zaman. Tekrardan hayırlı olsun. Allah utandırmasın diyelim. Hadi kolay gelsin. Seval ben de şu şeyi diyecektim sana. Bu bizim şey ne oldu la? Hani bir konuşacaktık ya biz bir. Bu. Oğlum bu herif bildiğin kırık la. Bu herif darbe almış oğlum. Sen nereden buldun bunu? Oğlum ne bileyim ya. Denize düşen deliye sarılır işte. İlan verdim bu manyak geldi. Allah kolaylık versin. Vallahi yalan yok. Ben bebeğe bir inceden gıcık olur gibi oldum da daha belli değil yani. Ben de hiç merak etme Neşe. Onun aklını alacağım ben. Gerçi aklı tam olarak yerinde de değil ama neyse al bakalım. Neyse zamanla hallederiz. Niye gideceğiz? Hazırlık yapalım hadi. Hadi bakalım. Vallahi ben eve gideceğim önce dükkana gideceğim. Çok işim var üstüm başımı değiştireceğim. İyi. Sürekli hakaret içeren cümleler ya. Ben çok heyecanlıyım. Sen? Hiç sorma. Neden? Sorma işte kızım. Böyle pesamalle gideceksin. Hamamdır orası. Ne var ki Marika abla ya? Plaja gitmiyor muyuz ya? Bir kere bu peştemal dediği şey her cins havluya 10 basar be ablam. %100 pamuklu, yumuşak, doğal. Suyu diye çekiyor, cilt diye kuruyor be ablam ya. Orasını anladık Kazımcığım. Ama plajda böyle gezebilirsin. Ama yola böyle çıkılır. Niye ki? Ne var ablam ya? Allah Allah. Şişt. Gel Temurcuğum bak sen buna bak ablam. Ah bre Üzeyir bu ne haldir? Böyle geleceksin plaja. Süpermen biz abla ya öyle yani telefon kulübesinde cart diye çıkartalım soyunalım. Esnafız yani sonuçta biz. Haydi bakalım. Haydi herkes yerine arabalarınıza. Ya Allah aşkına bu ne Gülperi Allah aşkına bu ne ya? Bir yıllık yemek yapmışsın. Maaşı yemeğe yatırmışsın resmen. He. Hiç konuşma sen Bozkır hiç konuşma. Ben mahallede Gülperi hiç yemek yapmamış diye laf çıkarttırma. Yürü. Kadının derdine bak ya. Unutma Erkan'sın sen. Adın Erkan. Merhabalar. Pikniğe gelmek de çok iyi ettiniz be ya. Çok eğlenceli. Çok. Merhaba. Buyurun. Önden geçin siz hiç beklemeyin. Buyurun. Geçin. Bu kim lan? Bu tanıştırayım efendim. Benim özbeöz yeğenim kendisi Kuzey'in oğlu Erkan ya. Aa, pardon. Yani Kuzey'in oğlu Volkan Konak değil miydi? Öyleydi ama yani kendisi de Kuzey'in üvey oğlu Erkan. Evet. Buna hiç kimse arka çıkmadı be ya. Bu rensesine ağır lokmasını öyle bir çocuktur ya. Çok iyidir. Lan sen Trakyalı değil misin? Peki kuzeni nasıl böyle Karadeniz oluyor? Onu ben bu sorunun gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi doğru noktaya parmak bastınız bayım. Nereden oluyor şeyim? Ben bir düşünme hakkımı kullanabilirim. Şaka be ya. Aile... Köklerine daha hakim Tayyucuğum, o yüzden Tayyucuğum sen anlat bakayım nereden oldu bu işler, nasıl yani? Ben de çok hakim değilim çünkü Tayyı daha yaşı var ya, geçmişe daha hakim. O zaman şöyle yapalım, ben şeyi anlatayım. Ablam benim evlendi Karadeniz'e, bu kızan da orada büyüdü tabii. %100 Uşak oldu kendisi. Kendisi as be as artık Karadenizlidir. Damarlarını kessen bordo mavi akar be ya. Erkan Saybakan ve Trabzonspor'un efsane kadrosunu 1983-84 kadrosunu hadi bakalım, hadi! Şenol, Necati, Tuncay, Küçük Şenol, Küçük Hasan, Küngör, İskender, Osman, Kemal, Büyük Hasan, Turgay. Yedek kulübesini sayamayırım. O kadar geçmişe gidemedim. Kafamdan gitti kusura bakmayın. Niye bekliyoruz? Gidelim, binelim araca da tenis soğumadan girelim. Ben size güzel bir yer ayarlayacağım şimdi. Haydi bakalım. Tamam, hadi bakalım. Tamam, patates salatası mı? Çok güzel. Maşallah. Ne kadar efendi bir çocuk. Pek içim ısındı benim bu çocuk. Vallahi benim de Gülperi. Yani... İnan seninle fikirlerimiz hiç böyle uyuşmaz ama neyse. güzel geçecek. Hadi. Beyler siz kalkın abi, arka tarafa köşün bakayım. Bozkır Bey'le kıymetli ailesi kele buraya oturacak. Haydi. Haydi. Of. Geçin, geçin. Buyurun. Teşekkür ederiz. Büyük büyükliğiniz hayırlı uğurlu olsun. Geçin, geçin. Geçin, buyurun, buyurun. Oturun. Selam millet. Hazır mıyız? Aa, Cevdet Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şile'ye mi? Herhalde yani. Buyurmaz mısınız madam? Niko. Sen Bahar'a. Hadi orada görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Yavaş yavaş gidelim. Hoppa. Çalıştır aracı. Çok sıcak, bunu aldım veya küresel ısınma falan. Erkan havalandırır şakam şu minibüsü. Hadi bakalım. Amerikalı. Şayalım den öteye gidelim yerli yerli gidelim yerli yerli gidelim yerli. Hep beraber. Şayalım den öteye gidelim yerli yerli gidelim yerli yerli gidelim yerli. Sırtındaki sepetun ben olayım ha, mali ben olayım ha, mali ben olayım ha. Sırtındaki sepetun ben olayım ha, mali ben olayım ha, mali ben olayım ha. Sepetumun ipleri keseyiyor mu, zomi keseyiyor mu, zomi keseyiyor mu? Sepetumun ipleri keseyiyor mu, zumi keseyiyor mu, zumi keseyiyor mu? Aç beyaz peşte mali bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü. Aç beyaz peşte mali bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü. Bravo! Aferin be Erkan. Vallahi Türk'ün hakkını verdin ha. Aferin oğlum. Hadi, hadi. Atölyeci tatilciler. Buyurun. Cuma. Yo. Hayatta izin vermem ya. Sizin ne işiniz olur sarmalan, böreklan, o eller, tezelan, sağlama çalmak için yaratılmış nadide sanatçı eller dur ya. Ben taşıyacağım. Ay ne kibar çocuk. Vallahi aynen öyle. Şaşırdım ya. Yani. Temiz aile çocuğu çok benim ama... Bu saç... Hadi gidelim. Siz çabuk. Yaz. Çok sıcak. Arkadaşlar, şimdi ha buraya bir aile geliyor. Acaba siz ha ötede güneşlenseniz sorun olur mu? Ne alaka kardeşim? Ya heybet az bir sakin ol bakayım ya. Bu insanlar yaşlı ya bunların bir ayağı çukurda. Azıcık sakin olun. Gidin de öte tarafa ne olacak? Dünyada göreceğin çok gün var ya. Azıcık sevaba gir da. Gencecik adamsın. Hadi bakalım ya uzatmayalım. Birisiysem haberle ilgilenecek. Hiç uğraşamam. Gelin buyurun oturun, o kadar yoldan geliyorsun ama ya. Niye kaldırdın kızancıkları, ne güzel hep beraber oturacaktık. Senin aklın nerede acaba? Sen de hep kendi ekmeğinin derdindesin. Ekmeğe çabuk geliyor, orada ekmeğiniz yok. Bozkır Bey'in ailesine yaraşır en güzel yer. Ben şimdi gideyim, herhangi bir şey olursa bana seslenin. Dur bana bak, gel buraya. Dolma yemeden bırakmam ben seni. Bizim dolmamız nerede? Sesine git. Burada anneciğim. Tut şunu, tut. Hah. Al bakayım bak. Böyle güzel dolma yedin mi? Ha? Ay. Çok teşekkür ederim. Ben ömrümde bu kadar güzel bir şey yemedim ya. Bu nasıl bir hünerdir ya? Zaten Bozkır Bey'e de bu kadar maharetli bir eş yakışır. Allah bir ömür boyunca mutlu etsin sizleri. Bir yastıkla kocayın inşallah. Ben giderim. Ay maşallah vallahi. Bayıldım çocuğa, bayıldım. Ay. Ah. Neydi lan? İsmail gelecekti hani. Yok hani her şey ayarlayıp gelecekti. Eyvah be! Vallahi siz İsmail'le tam tencere kapak olmuşsunuz, ben size söyleyeyim. Vallahi çok iyi geçirirsiniz önünüzdeki hayatınızda. Neden diye sor bakayım. Neden? İkiniz de zeka yaşı aynı be ya. 0-5 yaş arası seyrediyor böyle. Kızım hadi Allah'ın seversen yürü git, iş olma başıma be ya. Ben sana gösterdim zeka yaşını da annemle babam burada dua et. Sen çok işin var. Sus, kapa çeneni. Sinir ettin beni. Gümüş, bronz ne varsa takacağım oyunuma. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Deve güreşi yapıyorlar, çok komik. Yalnız zor görme. Bak, deve güreşi yapana köpek balığı bile ısırmaz. Ay, ona su içene yılan bile dokunmaz denmez miydi? O şimdi, o halk dili. Bu bilimsel. Neden? Şimdi mesela burada deve güreşi yapıyor. Diyelim köpek balığı geldi. Kimi yer? Alttakini yer. Bizim deve güreşinde de erkekler altta olduğuna göre size otomatikman bir şey olmuyor yani. O yüzden çok sıkıntı yapma. Hadi buyurun girelim hadi. Ay Şevkat, burada köpek balığı ne gezer ya? Ya Allah Allah. Aha buyur, çıktı bir tane yakaladım, buyur. Lan ne yapıyorsun? Atlatsın deli çocuğu, ne yaptın? Şevkat, ne haber ya? Hayırdır, Atlantis'ten mi? Ha oğlum, eskilerden kim kaldı? Atlantis'e ilk götürü götüren benim. Hatta Atlantis'i batıran benim. Ben batıracağım şimdi seni. Sen niye geldin oğlum? Ben sana gelme demedim mi? Ne var ya? Allah Allah, ne alakası var? Can kurtaranım ben. Ayrıca eski bir yüzücüyüm. İlk yardım uzmanlığım da var. Geldim sizi göz kulak olayım dedim ya. Biraz önce izledim, baktım biraz da. Yani yüzme sporuyla uzaktan yakından alakanız yok. Hiç alakanız yok ya. Göz kulak olayım dedim, anlatabiliyor muyum? İlk yardım uzmanı olarak geldim. Sizi bir tek ben kurtarabildim. Acayip gidomlar var burada. Acayip böyle üstten dalgalar size geliyor. Hiçbir şey anlamıyorsunuz öyle. Hop Morgenstern'e. Hiçbir şey anlamadan hem de. Şevkat, Deniz Kuvvetleri SAT Komandosu timi için beni istedi. Hayır dedim. Ben sen... Gerçekten ciddi söylüyorum ya. Sabahları erken kalkamam dedim. Reddetti bir şey. Sallama lan. Evet, sana çürük raporu vermişti psikopatlıktan. Çürüğe çıkardılar, doğru söylüyorsun. Şimdi amirali reddettim ya. Amiral biliyor musun ne dedince? Kompleks yaptı. Ya tamam hadi tantana yapma ya. Hadi kızlar hadi. Hadi bir girelim deve güreşi yapalım hadi. Fazla açılmayın tamam mı? Hepinizi birden kurtaramam. Sana da söylüyorum bak Bahar. Ne? Sen hiç açılma. Ayrıca saçılma canım. Şevkat! Bunu sen mi boğacaksın ben mi boğayım? Ya bırak kendi gelmiyor. Oğlum bırak. Ne haber? Ha? Ne yapıyorsun? Bana bak. Şurada deniz bisikleti var. Acayip ileride açık bir denize çıkalım mı seninle beraber? Açık deniz senle ben baş başa. Face to face. Saçmalama be. Ne işin var benim seninle açık denizde baş başa? Doğru, hava da bozuk. Haklısın. Yüzme yarışı yapalım. Acayip kurbağalama yüzerim. Acayip. Yemin ediyorum. Şefik. Ha. Defol git başımdan. Ne var ya? Var ya. Plaja geldik. Herkes oyun oynuyor. Bak herkes oyun oynuyor. Bizimkiler oyun oynuyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum seninle. Ben de oyun oynamak istiyorum seninle. Ne var? Oynayalım. Bir şey oynayalım. Oyun oynamak istiyorsun. Evet. Tamam. Tamam oynayalım. Bak şimdi ne oynayacağız biliyor musun? Ne oynayalım? Körebe. Körebe? Körebe. Vay hiç aklıma gelmedi. Ben şimdi senin böyle güzelce gözlerini böyle bağlayacağım. Sonra sen beni bulmaya çalışacaksın. Ya. Tut bakayım şunu. İnanılmaz fikir kızım. Harika. Çok güzel. Körebe dedi. İnanılmaz fikir. Gel. Yemin ediyorum bak gel. Şimdi dur bak. Dur. Hiç kıpırdama sen şimdi. Kıpırdamıyorum. Bir saniye düşeyim. Görüyor musun bir şey? Görmüyorsun değil mi? Çok güzel. Şimdi bakalım. Şöyle dönüyoruz güzelce. Dönüyoruz. Hoppala. Bahar! Bahar neredesin kızım? Neredesin kızım ya? Ah. Bahar yakaladım seni. Harikasın. Ben yakaladım seni. Bırak lan. Bırak seni bak. Seni yakalamak ya. Bırak seni. Ne demek? Bırak. Gel beni. Dur dur dur. Gel. Ben bunu aldım gidiyorum. Denizcilik kurallarına göre denizde de kumsalda da bulduğum her türlü mal benimdir. Bundan sonra benim malım. Niko bu benim malım değil mi bundan sonra? Evet senin malın. Tepe tepe kullanarsın. Ne oluyor lan? Ne yaşıyorum lan ben? Bir şey olduğu yok. Asıl sen bundan sonra ne olacağını gör. İbilik. Oğlum olaylar ne ara buraya geldi lan? Körebe oynuyorduk. Ha? Ne oldu ya? Aa. Oo, çok güzel oldu sana. Sezen Hanım, isterseniz birlikte denize girip az bir şey açılalım. Çok sağ olun. Ben yeteri kadar açık bir insanım şu anda. Buyurun sizin ufuk çizgisine kadar yolunuz var. Hadi. Tek başına zevki çıkmaz ama yapacak da bir şey yok yani. Tövbe estağfurullah. Ben gideyim. Tövbe estağfurullah. İsmail'de de ne cevher varmış la. Helal olsun ha. Sağlam Karadeniz'i taklit et. Orası öyle. Ama mahalleci Cuma'nın aklına uyduk ya. Dur bakalım ne olacak. Şişt, kaldırın bakalım nazik yerlerinizi. Hadi bakalım. Aa! Tamam geçin oturun. Cuma lan. Ne yapıyorsun lan ne bu hali? Altın arıyorum ben ya. Altın mı arıyor? Oğlum kafayı mı yedin de burada altın ne ararlar? Hem olsa bile sana bırakırlar mı oğlum? Hemen maden kurarlar buraya. Üzeyir ne cahil be ya. Oğlum insanlar buraya, insancıklar yüzmeye gelmiyorlar mı? Geliyorlar. Yüzerken ne oluyor? Altınlarını böyle küpelerine, bileziklerine, efendim kolyelerine, altın minimum eşyalarını düşürüyorlar. Denize düşen niye sarılır Üzeyir? Niye sarılır lan? Niye sarılır? Yılana. Burada yılan var mı? Yok. Ne oluyor? Dalgalar sayesinde altınlar sahile vuruyor böyle. Paşır paşır bak dinle dalga seslerini. Ben de bu dedektör sayesinde o altınları bulacağım, zengin olacağım veya. Çeki bakalım alanımı daraltma. Vallahi yemin ederim sinyal geldi. Dur. Eyvah parayı bulursam var ya sizin o kenafir yüzünüzü görmeyeceğim inşallah veya. Kurtuluyorum sizden yine. Vallahi geldi. Ne oluyor be ya? Kaldır bakalım ayağını. Ayağı kaldır bakalım. Ne oluyor? O ne be ya? Cuma, bazen insan görmez ama alet görür ermiş yüreğindeki cevheri. Bir gün benim fani bedenim toprak olacak ama yüreğimdeki cevher baki kalacak. Ne yüreği be ya? Ne yüreği? Alet bacağına takılı kaldı yüreğim diyorsun bana. Bileğimde platin var onu ötüyor. Benim bedenim bir gün toprak olacak. Ama platinler baki kalacak Cuma. İstersen sana miras vereyim. Altın, gümüş, bronz, bakır, platin. 5. element o be ya. Ay yaramaz o. Kusura bakma. Dalga geçin. O altınları bulunca sıyırtacağım size. Çevremizi kirletmeyelim. Vergilerimizi zamanında ödeyelim. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi besleyelim. Ayrıca terli de su içmeyelim. Erkan! Ne yaptın oğlum sen kendine böyle? Bozkır'a yaranacağım diye kendini kamu spotuna döndürmüşsün. Hayatın kamu spotu olmuş senin. Zorlama kendini bu kadar. Şey yapma. Ama iyi konuşman, aferin sana. Bravo. Dediğini yapın, yaptığını yapmayın. Ya Gülperi, Allah'tan hayırlı bir sürü çıksa da şu bizim tezeyi baş göz etsek, İsmail Denizli giden bir kutu saklıyordum ya, yalvarıyordum diyor. Bak Cuma'nın yerine, İsmail nerede, bu nerede? Irlanda gibi çocuk. Ben de böyle bir damadınız olsun çok isterim. Yani düşüncesi bile beni çok heyecanlandı. Ama bizim depresyondaki tezeniğe bakar mı bu? Baksana ne kadar efendi, kibar, nazik. Bizim sarsak tezeniği beğenir mi sence? Ya aşkın hali belli mi olur Gülperi? Ben de sana bakmıştım. Ay sen iyice delirdin ayol. Sen niye bana bakıyorsun? Ben sana baktım. Sen buna sevin otur da. Konuşacağına cır cır cır. Of Gülperi zaten başıma güneş geçti. Allah şimdi de sen ekşime ya. Vallahi. Denize düşürdüm galiba. Bakalım buralarda bir yerde olması lazım. Vallahi alet çıldırdı sanırım. Bu ne be? Vallahi billahi. Al, al tut. Al. Son güler iyi güler be ya. Eğlenceli. Dünyeyi buldum, evde altın. Ben daha burada ne altınlar bulacağım, ne gümrüler, ne hazineler. Zengin bir adam olarak ayrılacağım buradan be ya. Siz de bundan sonra o sefil hayatınıza geri dönün. O kötü mahallenizde yaşayıp gidin ömrünüzü be ya. Benim gibi böyle çalışırsanız siz de kazanırsınız. Yatmaya gelmedim ben buraya be ya. Bak çalışana Allah veriyor be ya. Hadi bakalım görüşürüz. Ey yavrum ey. Yatın bakalım bostanlar. Ayrıl Üzeyir. Ben de geliyorum ya. Hadi bakalım sen bir sıyrıl benden. Kop benden hadi. Hadi hayatına geri dön. O sefil hayatına geri dön sen. Çim orada çim. Gitsene oğlum başımdan ama ya. Var mı şey? Var bir şey. İstemiyorum ya ben kimseyle tanışmak. Depresyondayım canım sıkkın. Kırdırtma kafanı yürü. Kuzey'in üvey oğlu. Kızım tezene tanıştırayım. Ne tanışacağım ben bununla be? Zaten bütün gün dibimizdeydi bu. Türkülerin efendisiyle dolmaların kraliçesinin kızlarının da böyle güzel hanım hanımcuk, cana yakın güler yüzlü olmasını bekliyordum. Vallahi yanılmamışım. Aa, ben Bozkır'a yağ süreyim. Hadi siz burada güzel güzel sohbet edin çocuğum. Aa. Aman aman, Bozkır Bey'in el cihazlarına güzelce yağı yedirin ki o bağlama çalan elleri yanmasın. Türküler yoksuz kalmasın. Hadi sohbetinize devam. Bravo, çok güzel iltifatlar. Hadi güle güle. Güzelim. Öpeyim mi bal yanaktan? Hest! Sen kimin bal yanağından öpüyorsun ya? Bak Allah yarattı demem, koparırım o dudaklarını. Sezene. Yani tanımadın mı? He tanıdım, tanıdım. Hiç merak etme. Sen böyle gidip kızların orasından burasından dudaklarından öpmeye çalışan o namussuzlardansın. Kuzey'in oğlu mu oğlu dinlemem ha! Hadi! Sezene. Peki şimdi öpebilir miyim? İsmail! İsmail senin ne işin var burada? Bu tipin ne senin böyle? İsmail sürpriz aşkım benim. Nereden çıktın sen ya? Tipe bak. Kız sakin ol, millet duyacak. Sakin ol. Ay İsmail çok mutluyum şu anda. Dünyalar benim oldu. Benim için mi geldi? Nasıl geldi? Tabii senin için geldim. Ama bak Cuma ustamın fikriydi. Hakkını yemeyeyim. Ustam diye de söylemiyorum. Şakallıkta, düzenbazlıkta üstüne yok. İsmail şu an çok mutluyum ya. Ay hadi öp beni. İsmail, kendine gel. Aa tamam geçti, kendine gel. Sanki güneşi öptüm tezenim. Ruhum alev aldı ya. Ay o zaman tamam hadi bir daha öp beni. Hadi öp. Aa! İsmail! İsmail! Kendine gel. İsmail ne oldu? Bak Allah canını almasın kalk. İsmail ne oldu? Bir öpücükle kalk. Nerede kalmıştık biz? Bu kızının yanındaydım. Sen kalktın bakalım buradan. Aferin. Meyik taşımsın sen benim. Bravo. Versene oğlum biraz. Ben de süreyim ya. Arabam lan. Ne sürüyorsun? Artık git başımdan ama ya. Bebekler mi o? Hem de en kralı be. Versene şunu bir dakika ya. Marika Hanım takısını düşürmüş. Evet. Takısını mı düşürmüş? Takısını. Takı mı? İyi olmasın. Sen nereden biliyorsun? Nereden bilecek be ya? Kapçık ağzı konuşuyor öyle. Allah Allah. Ersin ve Marika Hanım'ın süresini koskoca alt plajı burası be ya. Benim künyemdir. Üzerinde Marika'nın nesi vardır. Gerçekten mi? Ucunda mı? Neydi? 2 saniye, evet. Buradan bakınca Marika'nın M'si. Ama ters çevirince W. Winston, Washington bile düşünmüş olabilir bunu. Nereden M'si ne oldu acaba? Cuma, terbiyesizlik yapma, ver kadının kilisini. Hayır. Terbiyesiz. Ay şansımı baktım ben. Denizlere boğam ben. Morardın mı? Hani zengin olacaktın? Şimdi tıpış tıpış geri dön o sefil yaşamına mahalledeki. İşte sefil değil. Ben mahallemi seviyorum. Mahalle hayatına bayılıyorum. Ne yapayım? Gideyim de sana mı bırakayım be ya? Ayin manav. Hadi yürü git. Hadi bırak Allah'ını seversen. Lan Kazım, bıraksana oğlum herifin boynunu koparacaksın lan. Şevkat sen demedin mi ya denizden çıkan senindir diye ben onu koltuk altı minderi yaptım. Kazım, bak Şevkat haklı. Sen onu bırak, ben de sana börek vereyim. Börek? Hı? Olmaz. Önce bırak, öyle veririm. Oh be! Ah. Allah razı olsun senden, öldürüyordu beni ya. Bahar, ha. Bak beni öldürmesine izin vermedin. Beni sen öldür. Abuk sabuk konuşma be. Atacağım ben şimdi seni denize. Bahar nereye atıyorsun ya? Benim kölem bir kere ya. Ben onu hamamın önüne dekoratif paspas yapacağım. Allah Allah. Sen kimsin lan? Ben bir tek Bahar'ın kölesi olurum. Başka kimsenin kölesi olmam. Sefik! Biz daha ölmedik. Bahar, istersen sana satayım bunu. Sahibinden az kullanılmış köle. İstersen iskonto da yaparım. Aman kalsın, aman. Yani rica ediyorum. Ama hadi. Esin, biraz gidelim mi? Nereye? Ya şu ortamdan biraz kopalım, biraz baş başa kalalım. Ha? Olur. Kızlar biz bir yürüyüşe çıkıyoruz. Gidin gidin. Sizin konuşacaklarınız vardır. Gözünüz arkada kalmasın. Biz çocukların karnını da doyururuz. Allah razı olsun. Babacığım görüşürüz. Kızın yüzü gülüyor. Depresyondan çıkmış. İnşallah ya. Biz acıktık. Yiyin bakalım. Aman efendim, onlar sizin börekleriniz. Ben başka bir şey yesem. Ay olur mu çocuğum? Ya hadi senin de böreğin, hadi. Çekinme İsmail. Ay İsmail hiç börek sevmezdi ki ya. Ama Erkan Bey seviyor değil mi? Değil mi? İsmail kimdir? Ah o İsmail bizim başımıza bela biri. Karaktersiz, sevimsiz, cıvık bir adam. O kadar da değildir ya. O kadar, o kadar. Sen nasıl böyle efendi, sevimli, iyi bir çocuksan, o da o kadar berbat biri. Çok teşekkür ederim efendim, teveccühünüz ama bu İsmail'in de herhalde güzel huyları vardır yani. Bir insan bu kadar işe yaramaz, bu kadar nalet bir şey olur mu? Hiç yok, hiç. Onu bıraksan var, elime alıp şöyle, şimdi çatır çutur onu... Yani... Yapmayın ya. Ya yine de ben kaba kuvvete karşıyım. Yani çok gerekmedik şey yapmamak lazım. Aman neyse ne canım. Hadi Erkan Bey size yiyin böreğinizden afiyet olsun. Ben size salatalık ikram edeyim. Bunun bakın %96'sı su. Vücudu besler, adamı ayağa kaldırır. Çocuğun bilgisi de var. He, bayıldım aynen. Yani bayıldım vallahi. Cuma! Ay! Ne yapıyorsunuz be ya? Aklıma aldınız. Çocukluğuna mı döndün? Yok be ya, romatizma var bende. Romantik insanların hastalığı. Şifa olsun diye kum dökünüyorum ya. Olur mu öyle şey Cuma ya? Burada koç gibi tellak var. Sağlık saat işleri benden sorulur kardeşim. Romatizma için senin kuma gömülmen lazım. Harbi mi? Köle kalk lan. Kalk. Göm. Komple mi? Komple göm. Komple derken? Adam gömmekten bana göre bir atraksiyon be. Çok güzel. Ben diyorum ki kafasını da gömelim bunu. Öldürelim gitsin bu koçarıyı ya. Yok artık be ya. Daha neler. Şefik Bey ne diyorsun sen ya? Şifa için bu yani. Kafamı gömersen nasıl nefes alacağım ben? Nefes almam gerekiyor ki. Dünyam rahat etsin be ya. Şifa için, şifa için. Bana bak, işini ciddiye al. Kontrol edeceğim. Baktım yamuk bir durum var. Gelir gömerim, haberin olsun. Çekil. Dediğini yapar ha. O zaman ben soyunuyorum değil mi böyle? Şefik Bey. Kazım! Şevkat, biraz fazla uzaklaşmadık mı? Belirli bir yere mi gidiyoruz yoksa? Yo, yani işte ne güzel. Ormandayız. Yani yeşillik, doğa, börtü, böcek. Börtü ne ya? Börtü, bitki örtüsünün kısaltılmış hali. Yani şimdi ders kitaplarında bitki örtüsü diye geçer ama... yani kendim bizzat ormanın içinde bulunduğunda börtü şeklinde geçer. Yani... fauna, floranın halk dili versiyonu gibi düşün. Başka merak ettiğim bir şey varsa memnuniyetle açıklayabilirim. Var. Ne işimiz var bizim burada? Yani işte ne bileyim, serinlik olsun, gölgelik olsun dedim. Bir de yani baş başa olalım dedim. Peki, daha gidelim mi yoksa bir yerde duralım mı? Çünkü burası serinlik, gölgelik. Burada baş başayız. Şimdi Esin, ben ormanı niye seviyorum biliyor musun? Neden? Ya çünkü orman tıpkı hayat gibi. Yani belli bir kapısı yok. Belli bir girişi yok, çıkışı yok. Ya istediğin yerden girersin, istediğin yerden çıkarsın, istediğin gibi takılırsın. Yani ulaşmak... İstediğim bir yer yok. Ne bileyim, yol yok, asfalt yok. Yani orman, ormandır işte ya. Sadece ormanın içinde olduğunu bilmek bile başlı başına bir durumdur yani. Ya mevzu tamamen budur yani. Yavur buna carpe diem diyor. Anı yaşamak hesabı. Sen bana bir şey söylemek istiyor gibisin. Evet, bir şey söylemek istiyorum. Hem de öyle mıy mıy değil. Burada böyle bağıra çağıra söylemek istiyorum. Yer, gök, orman inlesin istiyorum. Yürü be kardeşim be! Üzeyir, sen misin lan? Evet la. Neredesin oğlum, ne yapıyorsun? Neredesin? Ne yapıyorsun lan orada? Oğlum anı yaşıyorum ya. Yani Latincesi körpecik miydi, karpecik miydi öyle bir şey yani. Senin ben tam ileride inanılmaz güzel çiçekler var. Gel oraya bakalım istersen. Güzel. Üstünü ört, bir şey yap bari. Çok güzel, inanılmaz flor yani şeyi. Şefik Bey, ne yapıyorsun sen be ya? Vallahi hiçbir yere kımıldatamıyorum ben. Sen doğru gömdün, emin misin acaba be? Güzel oldu, güzel. Çok güzel oldu. Ne güzel oldu be ya. Ay çok sıcak oldu. Şefik, ne yaptın lan sen böyle? Ne yapayım? Dikine dikine gömdüm. Dedim sıcak kum böyle vücuduna işlesin dedim. Dikine dikine gömdüm ben, ne yapayım? Aferin lan, adam olacaksın vallahi adam. Kazım, hakaret sayarım. Bak söyleme böyle şeyler. Ters bana bu sıfatlar. Ne yapıyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz siz be ya? Dikine adam mı gömülür? Çok sıcak oldu burası. Vallahi bak böbreğim yanıyor galiba. Isınma hissediyorsun mu kemiklerde? Of, daraldım ben. Beni çıkarın. Ben çok kötü daraldım galiba. Bana geldi. Daraldım ben. Çıkarttım beni buraya. Kazım! Telefon da çekmiyor. Ne yapacaksın ki telefonu? Selfie mi yapacaksın? Bak fotoğraf çekeceğine, mis gibi orman havasını çek içine. Anı kaydetmeyeceksin, anı yaşayacaksın. Yok ya, ondan demedim. Birine ulaşmak istersek ulaşamayız, onu söylüyorum. Telefonu çekmeyecek kadar uzaktaysak, buralar insan da çekmez. O ne demek şimdi? Yok bir şey. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun aslanım? Ormanın ortasında böyle pat diye atla insan korkutulur mu? Hadi boruyla zehirli oku atıp şuradan seni bayıltsaydın ne olacaktı? Tamam hadi korkma. Arkadaş amca hava çıkmış. Rastgele kardeş. Eyvallah. Sana da rastgele. Sen de çıkmışsın hava. Değil alamada. Ne diyorsun lan sen? Çakmaran mı? Ağzını yırtarım oğlum senin. İnsan gibi selam veriyorsun. Ne artistik yapıyorsun? Yürü git. Tüfeğin namlusunu doğrulturum ha. Doğrult lan. Doğrult bakayım. Tavşan mı var koçum senin karşında? Şevkat lütfen bırak gitsin ya. Ya bir dakika sen bırak etsin ya. Hareketlere bak. Adama insan gibi selam veriyoruz. Artistik yapıyor bize. Oğlum bana bak. Senin ağzını yırtarım ha. Şevkat lütfen ya. Of. Bırak gitsin. Ya bunlar var ya. Bunlar böyle selam verince adamın başının üstüne çıkar. Ama buna var ya ağzına bir tane çaksan şöyle sana abi abi diye peşinde dolaşır ha. Bunlar böyle işte. Tamam. Tamam sinirlenme bak. Tadımız kaçmasın. Doğru söylüyorsun. Tadımızı kaçırmayalım. Hayır o değil. Artık ormanda bile huzur kalmadı ya. Vallahi en sonunda uzaya üst kuracağım o olacak ya. Dur. Top mu oynanıp çırıcı? Hadi bakalım papazın çayırı burası. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne çayırı Cuma usta? Kumsal futbolu diye bir şey var ya. Vay be. Hiç utanmadan bile benim kendimi kale direği yaptınız öyle mi? Yazık size be ya. Vallahi esefle kınıyorum. Tarih bunları yazacak. Tek tek yazacak. Gerçekler tarihin yazmadıklarıdır Cuma. Ama eğer bir gün tarih bunu yazmak zorunda kalırsa... Cuma usta kale direği olarak işe yaradı yazar. Niko hiç felsefe yapma bana. Şu an felsefe kaldıracak durumda değilim. Elim ayağım tutulmuş burada kımıldatamıyorum. Savunmasız bir insana felsefeyle yaklaşmak insanlık suçundan daha ağırdır be ya. Savunmasızım diyorsun ama dilin benimkinden daha papuç kadar. Cuma ağzını çok açma. Çok kaçmasın. Hadi. Böyle. Allah! Canım var be ya. Ya sizin maksadınız top oynamak mı, beni dövmek mi? Allah'ını severseniz gidin başka bir yerde oynayın bakalım. Kusura bakma Cuma ya. Nasıl kusura bakma? İki kaşımın ortasına doğru top geliyor. Nasıl bakmayayım ben be ya? Hadi gidin buradan. Yemin ederim o top bir daha buraya gelirse patlatırım ha. Nasıl patlatacaksın? Dişlerim o topu. Dişlerimle patlatırım haberiniz olsun. Ah Cevdet Beyciğim. Ay ne işimiz var bizim bu ormanın derinliklerinde? Ben öğrenciyken izci takımındaydım Marika Hanım. Şimdi ormandan size çeşitli meyveler toplayacağım. Aman rica ederim Cevdet Beyciğim. Hani bu yaşta ağaç tepelerinde ne işiniz var sizin canım Tarzan gibi? Ay Allah muhafaza düşüp bir yerinizi kırarsınız. Marika Hanım. Efendim? Siz beni hiç tanımamışsınız. Ben şimdi size keklik avlayacağım, keklik. Aa! Ay güldürmeyin beni. Ay bak yüzüm kırışıyor. Siz bu yaşta keklik peşinde koşacaksınız. Yapmayın, kalbiniz müsaade etmez. Allah muhafaza bir şey olur. Marika Hanım, ben kekliği düz ovada avlarım. Kanadını kanadına bağlarım. Aa. Siz burada bekleyin. Ben şimdi keklik avlayıp geliyorum. Aa. Ay bu adam şimdi durduk yere nereye gitti acaba? Ay çok tatlı. Ne oldu? Telefonum elimdeydi. Düşürdüm galiba. Çok güzel. Şimdi koskoca ormanda bir de telefon arayacağız. Sen o avcıyla kavga ederken düşürdüm herhalde. Ya kızım ne kavgası Allah'ın seversen? Müsaade mi ettin? Bir ağız tadıyla orman kanunlarını doya doya yaşayamadık ki. Bak hala ya. Hadi dönüp telefonumu arayalım. Sonra da bizimkilerin yanına dönelim. Yoksa kaybolacağız biz bu ormanda. İyi hadi madem gidelim. Dur bakın dur. Dur bakın. Aha bak yalnız değilmişsin. Biri daha düşürmüş telefonunu. Bu benim telefonum zaten. De ben bu telefonu geride düşürdüysem bu telefon nasıl buraya geldi? Şevkat acaba ben bu telefonu düşürdüm 3 harfler mi bulup koydu oraya? Şevkat bak ben çok korkarım böyle şeyden. Kızım saçmalama ne 3 harflisi böyle asla astar olmayan şeylere inanma ya. Hayır daha önemlisi şimdi bu telefon bizim karşımıza çıktığına göre... Yani demek ki biz olduğumuz yerde böyle aynı yerde dönüp duruyoruz. Hani diyeceğim öyle zannediyorum ki yani tahmin ediyorum ki kaybolduk gibi bir şey yani. Kaybolduk. Tabii ki kaybolduk. Tam da beklediğim gibi. Ne yapacağız şimdi? Ya... Tekiler, kurtlar falan inerse, böyle etrafımızı aç kurtlar çevirirse ne yapacağız? Takacağız ağzına, tokada oturacağız. Lafa bak, ne bileyim ben ne yapacağız? Aç, telefonunda yok mu? Harita, navigasyon, konum bak. Çekmiyor ki telefon, bir süredir çekmiyor biliyorsun. Ne yapacağız şimdi? O zaman mecburen Survivor. Fakat bak çok rica ediyorum, şu medeniyete çıkana kadar birbirimizi elemeyiz, tamam mı? Medeniyete çıkana kadar açlıktan ölmezsek. Buyur. Hadi. Geliyorum. Tamam sus, kes ötme. Geldik işte. Buldun, neballer hazır mı? Hazır efendim. Yalnız tavuğu kekliğe çevirirken biraz zorlandık. Bana bakın, ateşi yakın, kekliği pişirmeye başlayın. Marika Hanım beni bekliyor, tamam mı? Ayıp ettiniz. Le chanson de Champs-Élysées, le Pogba de Zidane hemen hazır olacak. Ne dedi? Bilmiyorum ki abi. Bana bakın, poşet görmek istemiyorum ortalıkta, tamam mı? Her şey doğal olmalı. Sanki ben keklik avlamışım da pişiriyormuşuz gibi olmalı, anladınız mı? Tabii canım. Hadi bakayım, hadi çabuk. Hadi bakalım. Marika Hanım. Efendim? Marika Hanım, buyurun. Buyurun, sürpriz sizi bekliyor. Ay ne diyorsunuz? Evet. Aman yavaş. Ayağınıza diken batmasın. Yavaş. Dikkat edin. Ay. Buralarda çalılar var. Çok güzel. Ama nereye gidiyoruz canım? Yaprak yiyeceğiz. Yok madam yok. Bakın keklik yiyeceğiz. Ah inanamıyorum. Ah, gözlerime inanamıyorum. Neredeyse küçük dilimi yutacağım. Ya. Gördünüz değil mi? Hala gencim yani. Tahmin ettiğiniz gibi yaşlı başlı değilim. Daha ne gençlere kök söktürürüm ben madam. Doğru söylüyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Ben bu ormanda sanırdım ki sadece çam ağacı var. Ama baksanıza. Muz var, ananas var, şeftali var, elma var, portakal var, her şeyler var. Bunların bazılarının mevsimi geçmemiş midir? Mevsim mi kaldı madam? Küresel ısınma yüzünden her yerin dengesi bozuldu. Nerede eski mevsimler? Buyurun oturun, buyurun. Teşekkür ederim. Ay. Şevkat ve Esin de ölmedi. Nasıl? Nerede kaldı bunlar? Biz de aradık o kadar. Telefonlarına ulaşılmıyor. Mesaj da yolladık, dönüş yok. Onlar ormana gitti. Çoktan Tarzan'la Jane olmuştur ikisi. Ya bir şey söyleyeceğim. Kızım, ben acayip bir restoran biliyorum. 10 numara 5 yıldız kahve yapıyor. Michael Jackson acayip. Brezilya'da böyle kahve içemezsin. Sen nereden biliyorsun lan? Hayatında hiç Brezilya'ya mı gittin? Ya Allah'ını seversen. Brezilya mı? Kızım, Brezilya benim ana vatanım. Bak şu dağları aşıyorsun, karşısı Brezilya. Kütüğüm orada, güzelim kütüğü. Acayip kahvesi var bak, gidelim diyorum bak. Brezilya'da böyle kahve yapamazlar. Çünkü bunun adı Türk kahvesi. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Hadi gidelim. Hadi ben gidiyorum. Ya oturdun yerine. Nereye kıpraşıp duruyorsun? Piskele. Otur. Vay bak şimdi. Kazım, ben ısmarlıyorum. Sen mi ısmarlıyorsun? İşte anahtar cümle. Muhtarcığım, kahve içmeye gidebilir miyiz? Gidelim Arşimet, gidelim. Çünkü davet öyle bir yerden geldi ki... ...orada bizi gönül bekler. Ah gülüm, canım gülüm. Hadi kalk. Hadi. Ben bu ağaçların mutasyon geçirdiğini bilmiyordum. Baksanıza, meyveler etiketleriyle oluşuyorlar galiba. Ben yapıştırdım madam. Sizi etkilemek için yaptım. Ne diyorsunuz? Siz bütün bunları beni etkilemek için mi yaptınız? Herhalde tabii. Ne gerek var edin? Yok. Çok gerek var idi. Hep böyle yapın. Hep beni etkilemek için elinizden geleni yapın. O kadar mutlu oluyorum ki. Çok mutlu oluyorum. Çok. Efendim merhabalar. Başka bir arzunuz var mıydı? Bana bak. Nereden çıktınız siz şimdi? Ya ne yaptınız siz ya? Bütün meyveleri etiketlemişsiniz. Ya batırdıkça batırıyorsunuz beni be. Ah. Kusura bakmayın vallahi. Keklik nasıldı? Keklik güzel olmuş, tamam anladık, hadi tuzun. Yahu siz yine iyisiniz Cevdet Bey. Bir şeyiniz yok yani. Cuma olsa gömdük gitti. Ne diyorsunuz siz ya? Hadi tuzun. Baba yürü. Yürü. Keklik sever misiniz madam? Çok. O zaman buyurun keklik. Ne yapıyorsun lan? Lan boğulacağım lan! Lan boğulacağım, ne yapıyorsun? Defolup gidin lan buradan! Lan! Lan bunları yapıp salıyorlar sokağa! Lan! Yardım edin beyler! Yardım! Gitmeyin, neredesiniz? Nerede bunlar ya? Beni unut... Lan! Lan beni unutup gittim lan bunlar! Anam! İnanamıyorum ben ya! Niko! Bana tarpı neredesiniz be ya? Bunlar unutup gitti mi lan beni yoksa? Ay! Beyefendi bakar mısınız? Bana yardımcı olur musunuz acaba? Beni buraya dikine gömdüler. Hiçbir yere kımıldayamıyorum ben be ya. Kendin çıkamıyor musun? Kendim çıkamıyorum. Dikine gömdüler beni buraya. Bir de galiba bırakıp gittiler mahalleye. Güzel. Ne güzel be ya. Şapkan çok güzel. Güzeldir, sağ ol. Ne yapıyorsun be ya? Mintarı bırak lan, cüzdanı var içine, gel buraya. Ne yapıyorsun sen be ya? Kırmızı çortlu, gel buraya. Hırsız var! Kırmızı çortlu, gel buraya, hırsız var! Bu taraftan gidiyorsun. Ya, çok yoruldum. Ayaklarıma dikenler battı. Acıktım, susadım. Bir de sıkıştım. Kızım burası orman. Tabii ihtiyaçların, tabiatın herhangi bir yerinde giderebilirsin. Yapamam ben öyle. O zaman tut. Allah Allah. Zaten az kaldı. Şu yosunların yapılarına, yaprakların çıkım yönüne bakarak aşağı yukarı sahile yaklaştığımızı söyleyebilirim. Sahilde de denizcilerle kavga etmezsin inşallah. Esin bana bak. Şu an o kadar sinirliyim ki. Denizden babam çıksa kavga ederim. Sen de rica ediyorum böyle şikayet edip mızmızlanıp benim sinir kat sayımı arttırma. Hah, ben de bunu bekliyordum. Piknik seni kesmesin, sen beni ormana getir. Dağ bayırı burada yürüt. Üstüne üstlük biz kaybolalım. Ben burada aç kalayım, susuz kalayım. Ayaklarıma dikenler batsın. Ama neymiş efendim? Şikayet ediyormuşum. Bir de bunun yüzünden azar yiyorum ya. Ben şu an bağırmak falan değil, ben şu an haykırmak istiyorum ya. Ne işimiz var bizim burada? Aman iyi be. Ya şöyle baş başa kalak bir romantik ortam yaratak, bu ormanda gezek falan dedim. Ama görüyorsun işte karşıma çıkan her şey benim sinirimi bozuyor. Bak sen de yangına körük de gitme. Vallahi burada bir parlarım, bir orman yangını çıkar yakarım yani ortalığı ha. Buyur devam edelim. Ya ben... Sana sahile yaklaştık dedim ama biz galiba gitgide medeniyetten uzaklaşıyoruz. O ne ya? Hoş geldin. Abi ne yapıyorsun ya? Ne vuruyorsun abi ya? Ana, sen Türk müydün lan? Oğlum niye öyle afacanlıklar yaptın? Gel bakayım gel. Ben sizi müşteri zannettim. Siz restorana gelmiyor muydunuz? Ne restoranı lan? Fıtkı'nın sonunda restoran var. Ben orada çalışıyorum. Tuvaleti var mı? Var tabii. Çekil. Siz nereden geliyorsunuz? Biz. Geliyoruz kardeş. Kolay gelsin. Çayımız, kahvemiz var abi. Taze balımız ve mezelerimiz var. Geçin dinlenin, yengeyle karnınızı doyurun. Yok, daha yengen olmadı da. De, her an olabilir. Tuvalet ne tarafta kardeş? Şurada. Gel bir gidelim sen de tuvalete gel. Lan korkma, gel lan bir şey konuşacağım, gel, gel. Şu... Esin. Ha tamam yok şey ben buradayım tamam. Ne oluyor ya? İyi ablacığım temizlik var da içeriye kayıta basmış kusura bakma. Ben haber vereceğim size. Şevkat! Efendim? Bu kapı açılmıyor. Allah Allah! Ne oldu ki? Dur bakayım. Sıkıştı galiba. Hakikaten sıkışmış ya. Tüh. Birilerini falan çağır, açsınlar şu kapıyı. Tamam, hemen çağırıyorum. Koşun! Kapı sıkışmış. Kadın içeride kaldı, bir yardımcı olun. Çağırdım Esin, tamam. Tamam, çabuk olsunlar. Ya çok acıktım, çok susadım. Tamam, şey yapayım, haber verdim. Ben zaten büftek söyledim. Şey yapana kadar, hazırlanana kadar seni çıkartmış oluruz inşallah. Hayret bir şey ya. Vallahi pes, billahi pes ya. Şu devirde olacak hiç mi ya şu? Ya hadi bu vatandaşın glostrofobisi varsa... Ya içeride kapalı kalın, ne ima edilmeye çalışıyor burada ya? Kabahatinizle yüzleşin mi demek istiyorsunuz vatandaşa? Kardeşim olacak iş mi ya bu? Esin tamam, ben bir çıkıştım, biraz da şey yapmıştır onlar yani. Nasıl? Eyvallah kardeş, tamam sen kaybol, uzaklaş, tamam. Dur bakayım bir daha bir son bir zorlayayım, belki açılar bile düşündüm, kalkın. Açtık, çok şükür. O ne ya? Hortum şey yapmış da. Sen mi kilitledin beni tuvalete? Ya yok, hortum sıkışmış da ben onu fark edememişim. Hallettik neyse çok. Niye böyle bir şey yaptın ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya yok, ben sürpriz yap... Başlarım senin sürprizine ha! Ya tamam, ne bağırıyorsun kızım ya? Allah Allah! Bağırırım ben bağırırım! Şevkat! Ya bırakır mısın? Sürpriz yapıyormuş bir de, ne sürprizi? Ben buradan açlıktan ölüyorum. İnsan tuvalete kilitlenir mi sürpriz diye ya? Ya... Şefik, sen öyle bir restoran olduğuna emin misin? Bir timsahın dişlerinden emin olduğu kadar eminim. Lan başlarım senin timsahının dişlerine. Bak gittiğimiz yerde restoran olmasın. Biz bir orta kahve içemeyelim. Senin o timsah dişlerini tek tek sökerim. İbibik. Ya kardeşim, biraz hızlanırsak 10 dakika sonra oradayız. Ay ya ne hızlanması, bittim ben. Ay ben de bittim, koptu ayaklarım. Yapma ya. Beyler durun o zaman. Çağrı yanında arkadaşlar. Şimdi kızlarımız da yorulduğuna göre ben diyorum ki... 3 erkek ve 3 kız olduğumuza göre kızları omzumuza alalım. At yarışı yapalım, ne dersiniz? Kapışalım. Yok artık. Bak, biz seninle burada kapışacağız. Fena kapışacağız, haberin olsun. Yok. Kapışmaya gerek yok. Zaten biz mahalleden her türlü eşekle alışık olduğumuz için... sırtımızda da taşırız. Sanem atla sırtıma. Ay yok. Atla. Hadi. Gel. Atla. Gizem Hanım, siz de bana binin. Hay. Arada bir kapsılamayı unutmayın. Atla şunları yenelim, Allah'ını seversen. Bekleyin lan! Niko bekle! Allah! Hoppa! Allah'ım ya! Ya çok babacığım ya. Ha. İnanamıyorum ya. Ya Şevkat. Sen bir tanesin. Öyle derler. Yavaş ya kızım, boğulacaksın ya. Hiçbir şey olmaz. Çok acıktım ya. Öleceğim sandım açlıktan. Ya böyle yersen asıl şimdi öleceksin. Hiçbir şey olmaz bana. Karışma, yiyeceğim. İyi, nasıl istiyorsan öyle ya. Afiyet olsun. Bu patates kızartması var ya, hayatımda yediğim en lezzetli patates kızartması. Bu su değil, bu şerbet ya. İyi ki kaybolmuşuz biz. Şevkat, her şey o kadar güzel ki. Vallahi böyle olacağını bilseydim o avcıyı evire çevire döverdim. Hevesim kursağımda kaldı zaten. Olan gariban kızılderiliği oldu. Şimdi Esin, şimdi emanet. Bir yandan ye, bir yandan beni dinle. Hani ormanda sana hayatla ilgili bir şey söylemiştim ya. Hani yarım kalmıştı. Şimdi onu unutalım. Madem deniz kenarındayız, biraz sudan konuşalım. Su nedir? Su H2O'dur. Molekül olarak yani. Yani iki hidrojenle bir oksijenin bağlanmasıdır. Yani oksitlenmesidir yani. Oksitlenme dediğimiz şey de yanma tepkimesidir. Şimdi iki hidrojen yanarak birleşir ve bir oksijenle yine yanarak bağlanır ve suyu meydana getirir. Bence aşk da böyle bir şey. Aşk iki insanın yanarak bir olmasıdır. Esin, ben sana aşığım. Aşkından yanıyorum. Ve bu ateş de hiç sönecek gibi değil. Romantik serseri ya. Esin! Arkadaşlar, yarış buradan başlar. İkilerin ucuna kadar. Lan! Esin, ben çok düşündüm. Bu kararımda da Esin, benimle hala... Şevkat! Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Ay! Vardı geldiniz anasını satayım. Şevkat, siz ormanda değil miydiniz ya? Ne arıyorsunuz burada? Huzur arıyoruz. Huzur. O zaman al sana huzur. Sherlock geliyor. Yok. Hadi güle güle çocuğum. Güle güle ablacığım. Kapımız sana her zaman açık. Eyvallah. Allah razı olsun. Marika anneni sakın unutma. Abla ruj yoktu değil mi ya? Yoktu. Allah'a emanet ol kardeşim. Eyvallah. Eyvallah Niko. Sağ ol. Yolun açık olsun. Allah razı olsun. İyi yolculuklar Selam. Vay yengem görüşürüz. Allah tamamı neredesin? Selami kardeşim. Yavaş lan. Geçen oyunda taş çaldım, hakkını helal et. Ne yaptın lan? Lan bu nasıl bir adamdır ya? Helal olsun lan. Kardeşim, inşallah gittiğin yerde bir sürü at ağızlı arkadaşın olur da bizim yokluğumuzu hissettirmezler sana. Gel lan at ağızlı, gel. Gel at ağızlı. Hakkın da hayırlısı be kardeşim. Eyvallah Cilalı. Sağ olun. Seviyorum seni abim. Seni asla unutmayacağım. Aynen öyle. Ben ver ya. Sağ ol. Uçak. Sana yolluk Selami. Artık uçakta yersin. Yani pikniğe gelemedin ama biz senin yerine de eğlendik. Sağ olasın ya Bahar. Var ya seni harbiden çok özleyeceğim ha. Buradan var ya Kore'ye böyle baharlar götüreceğim, baharlar. Tut lan, tut. Hadi. Görüşürüz. Ben de seni özleyeceğim. Bak her fırsatta geleme olur mu? Tamam. Oo kimler gelmiş değil mi? Tamam. Hadi bakalım kardeş. Yolun bahtına açık olsun inşallah. Allah'a emanet ol. Allah razı olsun. Yengeye selamlar. Bana bak, üzme kızı ha. Tamam. Eyvallah. Bana bak Şevval. Yani dükkanı Olsen kardeşime devrettim ama şu camlar her daim senin kardeşim. Hoşça kal lan. Eyvallah. Bana bak lan. Ha. Oğlum buldum oreli kızı 2 günde nikaha basıyorsun. Biz daha komşu kızına teklif edemedik. Nasıl olacak la bu iş? Oğlum malsın. SMS babacığım, SMS. Anladın mı? Teknoloji, şans, sürat çağı. 2 tık bitti iş. Allah. Hadi. Ah, evet arkadaşlar. Zurna'nın zort dediği yere gelmiş bulunuyoruz. Yani biz bu mahallede acıyı, tatlıyı, ne bileyim derdi, kederi, alayını beraber tattık, beraber yaşadık be oğlum. Oğlum şaka maka ben sizi Kore'de anlatmaya kalksam bir ömür yetmez lan. Yani arkadaşlığınız, dostluğunuz bir ömre bedel be. Oğlum bu mahallede var ya bu mahallede. Özgürlük var özgürlük. Bu mahallede eşitlik var. Hepinizi çok seviyorum lan. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Neyse, hadi yine iyisiniz. Selami kardeşiniz gider ayak, alayınıza güzelliğini yapıyor. Dükkandaki bu hesaplar vardı ya kardeşim. Onlara çizığı çektim. Geçmiş olsun. Nasıl ya? Ya kardeşim öyle yani anladın mı? Sen 3'e 5'e bakma be ol sen be adamsın ama... ya. Lan 3 kuruş para işte yani hallederiz. Allah Allah. Oğlum gider ayak siz de hakkınızı helal edin de öbür tarafa gitmeyelim öyle yani. Ne diyor? Helal olsun. Şşş, bir şey diyeceğim lan. Oğlum beni hiç unutmayın ya. Özleyin lan. Üzeyir de beni bak. Lan at ağzını. Özleyeceğiz tabii lan. Tabii özleyeceğiz. Ayda bir Selami günü yapacağım burada. Camdan gireceğiz lan kahveye. Şaka yapıyor. Bana bak lan cam dedin de oğlum. Bu bizim Cuma nerede oğlum? Ana onu kumsalda unuttuk ya lan. Allah belanı vermesin. Nasıl unuttunuz beni be ya? Ha? Nasıl unuttunuz beni? Bir tek Selami hatırladı değil mi? O da gidiyor ya. Yalnız başıma kalacağım ben bu mahallede. Kadir kıymet bilmeyen insanların arasında tek başıma nasıl yaşayacağım ben be? Dili gömdünüz beni yaşarken bu bana yapılır mı? Selami iyi yolculuklar kardeşim. İyi yolculuklar da. Oğlum sen gerçekten yaşıyor musun? Hortlak gibisin lan. Ne hortlağı be ya? Taksici Aydemir Akbaş'a benzetti. Acıdı da aldı beni arabaya. Yoksa vallahi yanmıştım. Aranızda taksi parasını toplayıp ödeyin. Hadi bakalım. Oh. Olsen kardeşim be. Şu taksiyi bir halletsen ben. O ne ya? Ya gel kurban olayım. 3'e 5'e bakma gel ya. Adamcağız gelmiş oradan. Hadi. Olsen Bey ayrıca bana bir şapkacık, bir mintan, bir kasede yoğurt borcunuz var. Yoğurdu taksici kendi elleriyle sürdü ya. Hadi bakalım Olsen lütfen. Hadi. Çözelim baba. Yoğurt mu? Aynen baba. Ben bir kase bir şey değil be. Göreceğiniz, siz göreceğiniz. Şile'den Balat'a taksi ne kadar yazdı göreceğiniz cezanız bu. Ne oluyor be ya? Yolcu etmiyor muyuz çocuğu biz? Fısfıslı göndereceğiz böyle. Hadi bakalım damat gidiyor ya böyle. Oğlum saçmalamayın lan. Oğlum delirmeyin lan. Ya ben Selami'yi çok özleyeceğim galiba. Bu akşam uğurlarken fark ettim. Çok sevmişim onu. Yani ben mahalleye geleli çok olmadı ama... şimdiden kendimi buraya aitmiş gibi hissediyorum. Siz yıllardır hep bir aradasınız. Kim bilir bağlarınız ne kadar kuvvetlidir. Öyle tabii. Kuvvetlidir. Asla da kopmaz. Yani o... ne kadar uzağa giderse gitsin, ne kadar uzun süre ayrı kalırsak kalalım. Karşılaştığımızda kaldığımız yerden devam ederiz yani. İstersen biz de kaldığımız yerden devam edelim ha. Yani şu iskeledeki muhabbet. Edelim. Vallahi küfür edeceğim artık ha. Ya gülüyorum, sinirim bozuldu ondan gülüyorum. Vallahi küfür edeceğim artık. Dur ben açarım. Dur Allah aşkına otur ya. dur akşam şimdi. Seval. Merhaba. Şevkat abi dünya dursa hak yemez mi? Yazgısı mazlum, gönlü de zengin. Yazgısı mazlum, gönlü de zengin. İçimizden biri güzel abi. Yazgısı mazlum, gönlü de zengin. İçimizden biri güzel abi. Adaletin beklisi, işte çekemez kabilesi. Sevdası mahallesi, geçmez selamsız ahalisi. Kötüsü ve iyisi refleks, bin kat gelir bak. Dikkat, delikanlı şefkat yerinde. Yazgısı mazlum, gönlü de zengin. Yazgısı mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abi.